Günaydınlar efendim, TVM'e hoş geldiniz. Güzel bir gün ve güzel bir sabah olması dileğiyle Aykut Işıklar, Pakize Suda ve Erol Köse ile yine günü ve gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Gazetelerin manşetlerine bakacağız beraber. Cenazeler dün kaldırılmaya başlandı. Her şehit cenazesinden yürek burkan görüntüler var, mesajlar var, haberler var. Bu arada Türkiye'nin hemen hemen her ilinde protestolar yükseliyor. Dün de söylemiştik, ne olur aklı selim olun, sağduyulu davranın diye. Ama ne yazık ki oralardan da çok üzücü haberler gelmeye başladı. Bütün bunların hepsini konuşacağız. Iğdır'da, Dağlıca, Mardin ve Tunceli'de şehit düşen 18 polis ve asker için gözyaşları son yolculuklarına uğurlandı. Gece yarısı düzenlenen törenler var. Bir şehit babasının oğlunun tabutuna bakarak "Ah yavrum yaktın beni" sözleri var. Mine, minik kardeşlerimizin, dayılarının, babalarının, amcalarının o bayrağı sarılı tabutlarına bakarak son yolculuğa uğurlanışları var. Ama hemen Vatan Gazetesi'nin manşetiyle başlamak istiyorum. Söylemiştik biraz ne olur sakin olun diye. Ne yazık ki bu sükunet devam etmiyor. Terör protestosuna yakılan dükkanına "Biz kardeşiz" pankartı astı. Türkiye'nin dört bir yanında şehide saygı, teröre lanet yürüyüşü yapıldı. Bazı illerde Kürt kökenli vatandaşların ev ve iş yerleri tahrip edildi. Onlardan biri de Kırşehirli Servet ve Hüseyin Beydoğan kardeşler. Konfeksiyon mağazaları yakalan iki kardeş dün yapılanlara en güzel yazılı pankartla cevap verdi. "Şehitlerimize canımız yanıyor. Bizimki bir şey değil. Yüzyıllardır kardeşçe yaşıyoruz. Yaşamaya devam edeceğiz. Biz kardeşiz" pankartı asmışlar. Gazetenin birinci sayfasında yakılan dükkanın da görüntüleri var. Vatandaş olarak sanıyorum biraz ipin ucunu kaçırdık, öyle mi? Öyle bir huyumuz vardır ama bizim. Hani bir şeyini çıkarız her şeyin böyle fazlaca. Bir sakin yani, oturup hani olayları bir dinlemeyiz. İlla bir şeyler, mahallede hiçbir yerde yapamazsak mahallede bir şey yapar. Hiçbir şey yapamazsak apartmanı örgütleriz. Hani çıkalım camdan bir şey bağıralım deriz. Niye teneke çalmıyorsun diye kızarlar. Bir ara bir tenekeler çalındı falan ya. Yani illa ki herkes bir yere vurdu tencere falan. Tava. Ha, tencere tava. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman başbakanken güzel bir laf etmişti. Tencere tava, hepsi aynı hava. Şimdi bizim Batılılardan farkımız şuymuş, biliyor musun? Batılılar bir şeyi yapmadan önce düşünürmüş. Ben bunu yaparsam ne olur? İnce hesaplar, kitaplar, bilmem neler. Yaptıktan sonra da hiç üzülmezmiş. Ne yapayım, böyle yanlış karar verdim. İyi olunca da sevinirmiş. Bak iyi düşündüm diye. Biz öyle değil. Biz bir şey yapıyoruz. Aa ben ne yaptım? Ani karar veriyoruz. Ani karar veriyoruz. Yaptıktan sonra ne yaptığımızı farkına varıyoruz. Türklerin özelliği buymuş. Ben ne yaptım bak. Böyle bir kelime. Ben ne yaptım? Yaparken hiç farkında değil. Yaptıktan sonra... Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar kullanılan bir kelime yoktur. Ben ne yaptım? Ha, işte bizim özelliğimiz bu. Doğru. Şimdi de dalıyoruz bir şey. Yani doğrudur. Demin dediğim doğrudur. Düşün. Ya vatanı, milleti korumak için, üzülmek için. Her şeyin bir yöntemi var. Şu gariban esnafın dükkanını yakmak, bunun ekmeğine mani olmak, çoluk çocuğun ekmeğinden etmek. Ne olur ki şimdi yani? Bu adam hani her türlü mezhepten, dinden, insan sonuçta yani. Bu adam ya CHP'nin bir olsun basıp masaları aşağı attığın zaman eline ne onu, geçiyor? Onu size anlatayım. Bu bir psikolojide, bunun siyasetle falan alakası da yok. Bu bizim sanırım belli bir cehalet barındıran bir kesimdeki o bir genetik bir durum. Şöyle ki sporda da var bu. Sporu bırak, sevgi gösterilerinde de var. Gezi olaylarında da var. Şimdi millet diyelim şey vardır ya, Zeki Metin'in filmi vardı. Bu adamlar nereye bakıyor? Siz kafanızı kaldırın, üç kişi bakın. Herkes oraya bakıyor. Ordu toplanır, herkes oraya bakar. Efendim bu arada ekranda dükkanı yakalan vatandaşımızın görüntülerini ve telesini seyrediyorsunuz. Hani Kırşehir'deki olayları görüyorsunuz. Pankartları asıl olan yer. Ha, onu anlatıyorum. Şimdi mesela biz de Pakize Hanım, siz de bilirsiniz. Bu aramızdaki en şöhret sizsiniz sanırım kadın olarak. Yok, sizi de tanıyorlar çok. Ben zaten kendimi katmıyorum. Ben starlar üstüyüm. O ayrı. Ondan sonra kadın böyle, olarak dedim ben. Bu da böyle ben. Gidecek. Ondan sonra şimdi hayır şöyle. Sevgi gösterisi iyi hatırlayın. Konserden çıkar. O araba sallanır. Hani devrilmeye çalışılır. Ulan bu nasıl sevgi? Hani devrilsin. Yemin ediyorum o sevgi gösterisi zannediyoruz ya. Birazdan 2-3 kişi taşla camı kırsa hepsi kırar, biliyor musunuz? Tabii kırar. Severken öldürür. Hayır hayır. O grup psikolojisi. Mesela o sporda da var. Hücum ediyorlar. Mesela onlar böyle diyelim çoğu da şeydir böyle. Normalde görsen ondan sonra böyle karşında görsen süklüm büklüm.
Orada kaplana dönüşüyorlar. Kitle psikolojisi. Evde, tabii tabii evde kediler onlar. Ondan sonra hanımından fırça yiyor, patronundan fırça yiyor. Orada ejderhaya dönüyorlar. Mesela Aykut abi bugün yengeden fırça yemiş geldi sabah bize kaplana döndü. Kükreyip duruyor. Diyor ki beni konuştu mu? Bugün bence Aykut Işık'la konuşma günü ilan edelim abi. Hayır, hayır. Bir döksün. Bir anlatsın. Beni dolmuşla bildirme. Sen konuşamıyor muydu? Şikayet mi ettin? Evet. Hayır. Hep lafını kesiyormuşsun. Hayır abla. Son düşüncemi bütün söyleyemiyorum. Bütün düşüncelerini söyleyemiyorum. Çocuklar bir şey söyleyeceğim. Neyse biz kişisel evet. konuşmayalım. Şimdi bu mevzuyu gene kuliste çay kahve içerken konuşuyoruz. Yalnız bir şey anlattı. Ben şunu atlamayayım bir cevap vereyim dedin ya. Yani adamlar orada kükrüyorlar falan. Ben senin arabada hanımla nasıl konuştuğunu duyuyorum. Şaşırıyorum. Hanımla kedi ben böyle yapıyorum abi. Bak ben böyle yapıyorum. Ayol. Hangi Erol, erkek Erol diyebilir diyorum. Ki? Ben Erol mu diyorum kedi ya. Olmaya. Ay canım. Bak herkesle konuşuyor şöyle bir ses çıkıyor. Ha canım. Aşkım. Böyle. Ama daha yeni evli. Yoksa niye evleneyim ya? Niye evleneyim ya? Şimdi, ama bak öyle de olabiliyormuş. Şey senin. 6 aylık hamile bir hanımefendiyle konuştum. Tayyar Bey, 2 gün önce dedi iş çıkışında Şişli'den 2 katlı otobüse bindim. Karşıya geçiyorum. Mecidiyeköy meydanına geldiğimizde bir anda bir kalabalık oluştu dedi. Önce dedi hani İstiklal Marşı okudular, marşta şey yaptılar, sükunetimizi kurduk. Fakat bir ara dedi otobüsü sallamaya başladılar. Tabii. Otobüs bir sağa bir sola yatıyor, yemin ediyorum anlattım. Size. Aklım gitti dedi. Şimdi düşünebiliyor musun? Orada yaşlı var, çocuk var. Bu kadıncağız hamile, 6 aylık hamile bir can taşıyor. Dedi ki yemin ediyorum size... Köprüye nasıl girdiğimizi hatırlamıyorum dedi. Yani hala ben sallanıyordum korkudan içim titriyordu dedi. Şimdi bunları yaparken bir şeylere çok dikkat edeceğiz. Yaşadığımız yerlerde bizimle beraber hayat süren hasta, engelli, çocuk, hamile bir sürü insan var. Bir korku imparatorluğu yaratmamalıyız. Çünkü zaten canımız bu vahşetten dolayı yanmıyor mu? Şimdi bu yanarken başkalarının canını yakmaya kalkışmak... Ya da başkaları üzerine korku oluşturmak bize yakışan şeyler değil. Biz sükunetimizi koruyacağız. Mesela dün akşam Tunceli'de akşam saat 20'de polis lojmanlarına roket atarlı bir saldırı gerçekleştirilmiş. Aydın Nazillioğlu kardeşimiz, polis kardeşimiz şehit olmuş. Allah'tan rahmet diliyoruz. İki polisimiz evet. ve yoldan geçen bir kadın da yaralanmış. Şimdi teröristin yaptığını biz teröriste tepki koymak adına şehir içinde beraber nefes aldığımız... Aynı duyguları paylaştığımız insanlara yapamayız. Ha işte 6-7 Eylül olaylarından benim adım aktan hiç farkı yok ya yıllar geçse de. O vandalizm dedikleri, o hunharca niye saldırdığını bilmeden hurra işte hürriyetin önündekiler evet, olsun demin o olsun. Genetik dedin ya o evet. çok doğru. Bu bizim Osmanlı'dan kalma. Barbarlık bir gen var belli bir şey, yüzeyde. Padişah bir yeri işgal ettiler. Şey serbest demezse... Talan. Talan değil, onun bir şey var, bir kelimesi. Böyle serbest bırakırsa askeri, istediğini al, yap filan, o alıyorlar orayı. Hayır, ganimetlere dokunmayın filan denirse doğru düz savaşamıyorlar. Tabii. Yani sessiz durarak bir şey ifade edemez miyiz ya? Böyle bir şey yok mu ya? Seyrediyorum, sessiz o Vikinglerde de var. O işte ama belli toplumun belli kesiminde, lafım kendini gitti. Birey olarak yetiştirememiş kesiminde lafım var. Gitti. Esas şuraya gelmek istiyorum. Gerçekten mesela o otobüsü sallıyor ya. Bu niye yaptı? İçgüdüsel olarak niye yaptı ve sonuçlarını o sırada düşünmüyor. Yani bu nereye gider, ne olur, ne fark eder. Ama burada zaten işin düştüğü şey siyasetçiler. Bir cumhurbaşkanı danışmanı, Kürt halkı o öldürülen PKK'lara baktık yarısı sünnetsizmiş gibi aklı hayale ziyan açıklamalar yaparsa provokatif, ırkçı, cinsiyetçi, ötekileştirici. Buradan nereye varacağız? Yani sünnetsizmiş. Sayın kuzu. Ne yani? Şimdi işte bir de hep söylediğim benim bir şey çok var. Çok büyük hukuk profesörünün bunu demesine tabii. Çok üzüldüm. Okuduğu hukuk nereden acaba? Şimdi Pakistan'da katıldığım bir nokta var. Bizde eksik olan şu. Sivil toplum örgütleri var ama sivil toplum örgütleri örgütlenmeyi bilmiyorlar. Bakıyorsunuz sokakta başı çeken adam kim? Bu yürüyüşü sağlayan, bu kadar insanı önüne katan, önde bağırıp çağıran, durun diyen, oturun diyen biri var. Bu adam kim? Eğitim seviyesi ne? Bu kadar kalabalığı idare edebilecek bilgi birikimine kalsak... Ne maksatla orada? Ha, evet, ne maksatla orada? Bu kadar insanı arkasına niye takıyor? Arkasındakilerin gidiş şekli belli. Muhakeme onlar vatan millet Sakarya ama öndeki adam, o bağıran 2-3 tane tip var. Oturun dedim, herkes oturuyor. Kalkıyoruz diyorlar, bakıyorsun kimdir bu adamlar? Niye yaparlar? Dün mesela Mecidiyeköy'den otobüse bindim. Kemerburgaz tarafına geçeceğim. Ya 3 defa yol kesildi. 20'şer dakika. Yani
Bir taraftan da koca bir şehirde yaşıyoruz. Trafik akıyor, insanlar bellerlere gitmeye çalışıyorlar. Yani ana arterlerde, insanların hayatlarını yaşadığı yerlerde hayatı durduramazsınız. Böyle değil bu iş. Ya bir şey protesto etmek istiyorsan git bir yerde otur, hiç sesini çıkarma. O da bir şey değil mi? Ya ülkede o kadar garip gayet şeyler güzel bir oluyor. Şey değil mi yani? O da o sessizlik bile güzel bir şey değil mi? Ya sessizlik de bir protestodur. Protesto durup bir yerde ağıtlar yapmak, ya, türküler yılın okumak. Yılın en naif protestosu neydi biliyor musun birkaç yıl? Duran adam. Ya doğru, ya doğru. Ya en çok böyle dikkati çeken. O muhteşem bir olay. En çok dikkati çeken oydu işte. İşte gol o. Düşünüyor. Zeka işi. Bir tabii, de öyle garip. Hala konuşuyoruz ama bak düşünebiliyor musun? Öyle garip şeyler oldu ki. Dün ne genelgesi yayınlandı ülkede biliyor musun? Yoga merkezlerinde artık Buda resmi, heykeli, dinlendirici meditatif müzik ve tantra vesaire gibi işaretler bulunamayacak. Evet. Neden? Çünkü bu yoga adı altında Budizme teşvik ve misyonerliktir. Gizli gizli din simsarlığıdır. Oralarda müzik çalınmayacak. Buda heykelleri. Ya bu ilkelliği son noktası. Ya artık yemin ediyorum Afrika kabilelerinde olmaz mı? Evet. Ben bu arada birlik ve beraberlik adına çok önemli şeyler yapılıyor. Bu hafta sonu oynanacak olan maçlarda özellikle İstanbul'un 3 büyük takımı Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray üzerlerinde kendi logolarının da bulunduğu birer tişört satışa çıkartıyorlar bugün itibariyle. Bu tişörtlerin bütün geliri terör saldırılarında hayatlarını kaybeden şehit ailelerine yardım amaçlı yapılacak ve ısınmalara bu üç takım da aynı tişörtle çıkacaklar. Hmm. Çok şık bir hareket çünkü başladığından beri ortak bir de afiş yaparak başlamışlardı buna. Bu arada Hakkari Dağlıca Iğdır ülke genelinde yaşanan terör olayları ve gerilimler sebebiyle Türkiye İşçi Sendikaları Sayın Konfederasyonu birlik beraberlik için 494 meslek dalının yürütüldüğü 2 milyon iş yerine hepimiz kardeşiz afişi hazırlıyorlar. Başkan Bevdevi falan döken demiş ki içimizi yakan ve toplum olarak bizi hüzne boğan bu olaylar mutlaka son bulmalıdır. Çünkü esnaf dükkanları yakılmaya başlandı. Dükkanlara saldırıyorlar. Bütün dükkanlara asılmak üzere 2 milyon afiş hazırlıyorlar. Bu arada Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek dün bir toplantı yaptı, bir yerde konuşma yaptı. Diyor ki, Türkiye çok uzun süredir demokratik deneyimi olan vatandaşları arasında zerre kadar ayrım yapmayan bir ülkedir. Ben bir Türk vatandaşıyım ama Kürt kökenliyim. Anne ve babası tek kelime okuma yazma bilmeyen, Türkçe bilmeyen bir aile düşünün. Ama ben bugün Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanıyım. Geldiğim arka plan belli. Tamamen fırsat eşitliği çerçevesinde olmuştur. Benim burada bugün de bu hizmeti güzel Türkiye'mize, güzel ülkemize, milletimize yapabiliyor olabilmem aslında Türkiye'nin ne kadar farklı olduğunu gösteriyor demiş. Önemli bir açıklama. Tabii. Çünkü Batman'la o, evet. Devlet bursunu da Amerikalarda falan okumuş. Hakikaten çok müthiş bir adam. Çok. Ben yani Sayın Cumhurbaşkanı'nı bu konuda tebrik ediyorum. Nasıl bulmuş o kadar insanın içinde bu kişiyi? Bir deha evet. Çünkü adam. Evet, müthiş hem de. Ve hiç kimsenin de karşı olmadığı bir bakan. Namuslu bir yani böyle çalışıyor. Ve hakikaten de... Bu açıklaması da çok önemli bir açıklama. Gerçekten çok saygın bir ailenin çocuğu. Batman'daki biliyorum Fenerbahçe Gütler ya maç yaptı filan. Evet. Batman Spor'la. Kendisi de gerçekten çok ayaklar üzerinde durabilen bir beyefendi kimliği var. Çok şık bir siyasi duruşu var. Çok da yakışıyor kabineye. Böyle bir açıklaması hele bugün ben bir Türk vatandaşıyım ama Kürt kökenliyim. Annem ve babam zerre kadar Türkçe bilmiyorlar ama ben bu ülkenin Maliye Bakanıyım. Eski meclislerde de Abdülkadir Aksu olsun bir sürü yani. Türkiye Özal ya. Ya meclis, evet. Ya zaten. İleriye gitme yani. Aykut abi böyle baktığımızda totale yani bu ülkenin Kürt Başbakanı da, Kürt Bakanı da, Kürt Cumhurbaşkanı da bunların hepsini gördük. Yani bir aslında hani çok dibe gitmediğimiz süreli görüyoruz ki aramızda bir fark yok işte Sayın Bakan hayır, kendisi bir söylüyor, ifşa ediyor. Şeytanın avukat ne bilmiş. Tabii. Bir parantez içinde. Yoldaki Mercedes'leri, BMW'leri çevir. %90'ı da Kürt vatandaşlarımız biliyorsun. Zaten bir şey söyleyeyim. Para da onlarda. Yani bunu yok şimdi istiyorum. Değişti bir, abi. Şimdi türbanlılar daha ağırlıkta. Ha, ama türban ha. Belki Kürt türbanlı. Ne biliyorsun? Ha, iş adamları arasında Kürt kökenli olan vatandaşlarımız ve bu terörden çok, çok rahatsız çok, olanlar var. Yalılar yani, kimin bir boğazdaki Karadeniz sermayesi daha çok arttı abi. Bir türban sermayesi yaptılar, evet, doğru. Bir de şu var. Toplumda şöyle bir şey görüyoruz. Bizi de ilgilendirir. Dün bir tweet attım. Çok beğeni geldi. Birçok sanatçı başladı. Demet Akalın mesela birçok sanatçı da retweetlemiş. Şöyle yazdım. Dedim ki
sanat dünyasıyla ilgili. Herkes hayatına devam ederken sadece sanatla uğraşanlardan duyarlı olmayı beklemek ikiyüzlülüktür dedi. Yani herkes işine gidecek. Biz burada televizyona çıkıyoruz diye belki bazı kendini bilmezler. Veya bir insan konser işte ne bileyim vesaire işte konseri geçiyorum. Yani o başka bir boyut da evet. İşte albüm yapmayacak, işe gitmeyecek. O reklamcı reklamını yapmayacak, o onu yapmayacak. Açtı yani böyle ölecek evde. Evet evet. Herkes bu arada bunu eleştirenlerin hepsi o sırada işinden gelmiş veya işinde çekirdek çiğniyor. Ondan sonra sanatçılara giydiriyor. Ya niye günah ki? Herkes hayatına devam ederken sanat veya bu entertainment, televizyon, medya. Ya bunların günahı ne? Hakikaten çok önemli. Siz niye televizyondaydınız? Bisemen diyor mesela birisi dün çok da güvendiğim birisidir. Severim de ama Bisemen diyor yani... Son verdik diyor, çıkmadık diyor, ekrana çıkmıyoruz diyor. Tamam saygı duyarım, o da senin fikrinde ama biz de burada eğlenceye çıkmıyoruz. Hayır, eleştirenlerin yani. Başka bir yönü var. Hani neden zaten seyrediyorsun da eleştiriyorsun, ya. Seyretme. Sen yaz varken niye televizyonu açıyorsun kardeşim, haber kanallarını seyret. Ama hayır, çıkana kusur bulmayacaksın burada yani. Sanatçıların kaderi bu ya, her zaman her şeyde onlar. Ama bunu gene sana karşı gelen de bu işlerle uğraşan insanlar. Evet, evet. Anladın mı yani bu dışarıdan birisi de laf olsun da konuşuyor. Bizi ilgilendi işte. Mi? O sesi açmamış. Sesi açmadan bizi zannediyor ki biz mankenden şarkıcıdan bahsediyoruz. Burada bilmiyor ki siyaset konuşuyoruz kaç gündür. Sosyal medyada biliyorsunuz olayların başladığı ilk günden bu yana sanatçı arkadaşlarımız bir sürü paylaşımlarda bulundular. Rekor kıran bir paylaşım var. Kıvanç Tatlıtuğ'un yazdığı bir mesaj var. Bir profilindeki kendi resmini kaldırıyor ve bir bayrak resmi koyuyor. Bayrağımızı koyduktan sonra... Artık yeni bir güne başlamak hiç içimden gelmiyor. Hep bir korku, hep bir endişe. Bugün ne olacak? Daha kaç kardeşimizi şehit vereceğiz? Daha kaç ateş düştüğü yeri yakacak? Bugün hangi ailelerin hayatı bir daha hiç aydınlanmamak üzere kararacak diye. Ben de bir ana babanın evladıyım. Benim de kardeşlerim, yeğenlerim var. Bu vatanın topraklarında yaşayan şehitlerimiz de aynı yaşlarda. Artık hiçbirimizin bu acıyı bir kez daha yaşamasını, tek bir kayıp daha vermesini istemiyorum. Gözü yaşlı ülkemin başı sağ olsun. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, analarımıza, babalarımıza ve geride bıraktıkları tüm canlara sonsuz sabırlar diliyorum diye. Bu paylaşımı Kıvanç Tatlıtuğ'un çok büyük paylaşım almış, yaklaşık 50 bine yakın hiti var. Bir şey söyleyeyim mi sana? Şimdi bunun içinde popülerlik de vardır. Bunun gibi konuşan, daha güzelini söyleyen, daha da çok güzel cümleler kuran neler var. Ama çok sevildiği için... Tamamıyla çok sevildiği için bu. Yani, ama önemli hamle. Tabii ki güzel. Önemli güzel hamle. Kız hayranları çok olacak. Elbette halkın önünde olacak. Tabii ki onun yazdığı çok okunacak. Ama bu işin içinde bu kadar 50 bin, 60 bin kişinin neyse işte bir şey söylemesi, okuması neyse, takip etmesi onun popülerliğine kaynak. Bir pencere açabilir miyim sevgili arkadaşlarım? Tabii. Son zamanlarda hepiniz seyrediyoruz televizyonları, tartışma programlarını falan. Bana şeyi hatırlatıyor, o depremden sonraki televizyonlara nasıl bir anda deprem uzmanları çıktılar, işte bize Anadolu'yu tanıttılar, Anadolu hayatlarını, Marmara oradan Denizi'ndeki çukurları öğrendik bilmem. Arsa fiyatları işte, değişti. Tsunami neymiş bilmem. He, sonra arsa fiyatları çıktı, sonra bazıları ofis birisi kurup... Birisi çıktı 11 olacak yakında dedi, 11, 11 ofisler dedi. Ofisler kurup şey evlerin depreme dayanıklılık testleri köşeyi döndüler bazı proflar. Hatta televizyonda konuşurken altına bürosun imzası Ahmet'i çıkıyordu. Hayır, Ahmet reklamlara çıkmaya başladı. Tabii reklamlara abi. Çıktı. İşte bu siteden alın ev. Yani böyle deprem uzmanı meğerse ama hepsi de çok komik. 30 sene sonra belki olabilir. 50 sene sonra İstanbul yerle bir olur. Hep böyle tahmini. Çünkü o gündeme geldikçe televizyona çıkacaklar. Hele bir deprem uzmanının evi 11'e dayanıklıymış. Yakında 10.5-11 olacak diye bütün bağırdı şeyde. Ev satsın, konduk işte. Ay, kendi evi oturduğu evi 11'e dayanıklıymış. Ama müteahhit ona bir daire vermiştir ondan tabii. Doğru. Şimdi değişti. Birden işte Güneydoğu olayları falan filan. Herkes terör uzmanı oldu. Çıkıyorlar. Şimdi de Güneydoğu'daki köyleri öğrenmeye başladık. Yok bilmem ne köyünden bilmem ne girerken bir mağara var. Abi bir hafta orada veriyorum. Bir hafta veriyorum. Sağda bir incir ağacı var, ondan geçince orada bol miktarda şey var, makinalı tüfek saklandı. Bunu anlatmaya başladılar komik. Herkes de meğerse terör uzmanıymış ülkemizde. Ama altına bakıyorsun titrine, kim bu? Bilmem ne üniversitesi yardımcı doçent. Eminim o adam oraya gitmemiştir. Ha, veya şey tam tersi, Amerika'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin oraya bakışını yorumluyor. Neresi diyorsun? Anadolu'da böyle apartmandan bozma üniversiteler var ya, orada yardımcı doçent.
O adam Bulgaristan'a gitmemiştir ama dünyayı anlatıyor bize. İşte bu söylediğine yakın bir şey söyleyeceğim. Osman Pamukoğlu'nun katıldığı bir programı seyrettim. Karşısında da bir profesör var. İşte gerilla deyince Osman Paşa'nın bir anda nevri döndü. Sen neden bahsediyorsun dedi ya. Sen üniversitede oturduğun sürede ben 8 sene bu dağda dövdüm. Senin gerilla dediğin adamla ben yüz yüze kaldım. Hangisinden bahsediyorsun sen bana dedi. Oturduğun yerden anlatma bunu. Ben yaşadım oradaki gerçeği. Teorikle ben kaldım... pratik farkı işte. Bilmeden atıyorsunuz buralarda oturup diye birbirlerine girdiler. Sanki hayatına gitti de orada İngiltere dışları bak başbakan koydu. İngiltere'nin şeyini çok gizli şeylerini taktiklerini anlatıyor. İşte teorik palavra. Ama bu arada anlatırken de ayrı. Bu arada bazıları da tabii o kadar uyanık ki hemen ben bir şeyin adayım diyor hemen. Bir siyasi parti arada. Orada reklama çıkmış. Tabii. Yani orada birilerine bak beni görün alın listeye diyor. Efendim Cizre ile ilgili mesaj. Bir dakika şunu bitireyim. Ben size soruyorum. Bu programlar topluma faydalı mı değil mi? Böyle bir soru için girdim. Hemen sen daldın o şeyleri konuya. Söylüyorsun. Yani bütün kanallardaki programlar. Yani açık herkes falan mı diyorsun sen? Bu yani tartışma programları. Tartışma doğru yanlış. Abi bu ama bir açık büfe. Bu bir açık büfe. Ben gelirim oradan bir muz alırım. Faydadır. Biri gelir çilek alır. Faydadır. Ha. Ben olması taraftarıyım. Ben de. Ama şu var dediğiniz doğru. Ek televizyonlara çıkaranlar da çıkaran yöneticiler de bu adam o konunun gerçekten ehli vukufu mu? Yani konuyu hakim mi? Gelip orada saçmalayacak mı? Çünkü cahil yıkamada var. İşte oraya gelen konuşsun. Oraya gelen Orhan Pamukoğlu konuşsun. Oraya gelen eski bir uzmanı. General konuşsun. Eski bir savaşmış bitli piyade konuşsun. Ondan sonra terimi yanlış anlamasınlar. Evet, yani o, en kötü Uğur Mumcu'nun kitabını örnek ver. En küçük er konuşsun ama yaşamış olan konuşsun. Bize dediği gibi plazalarda oturup çekirdek çitlemiş, oradan hayata oradan bakmış, alakasız pratiği olmamış insanlar konuşmasın tabii. Ben şu açık oturumlarda ne yapıyorum biliyor musun? Bakıyorum her tarafı geziyorum. Ha, hemen zaten bir dakikada anlıyorsun. Eğer biraz kafan çalışıyorsa kimin ne olduğunu anlıyorsun. Orada kalıyorum en iyisi. Hakikaten bir şey öğrenebiliyorsun oralarda. Bazılarından zevk almıyorum. Bazılarının hem anlatımı güzel hem bilgisi çok fazla hissediyorsun ve yaşayanlar vardı dün. Birisi vardı. Oralarda yaşamış, avcunun içi gibi biliyordu bir yerde. Objektif olanlara bakıyorum. Emekli subay konu. Evet, yandaş medyalara bakıyorum. Çok güzel. Allah! Hükümet, Cumhurbaşkanı, herkes baş tacı, diğer herkes tukaka. Onun karşısına bakıyorum muhalif cepheye. Onlarda da hükümet, tukaka, Cumhurbaşkanı, herkese giydiriyorlar. Ve benim objektif kriterim şu. Alıyor iki tarafı da. Sağına bir tarafı, soluna bir tarafı alıyor. Herkes döksün eteğindeki taşları diyor. Yani eşit konuşma imkanı veriyor. Objektif. Tartışma budur zaten. Evet. Aynı fikirden insanlar tartışabilir mi? Karşı tezleri olan tarafları çağıranlara saygım var. Ama çok yalan yanlış bilgileri de tartışıyor. Söyleyenler de işte. Tabii ki o da işin başka bir. Mesela ben ama sen anlıyorsun ama gariban köydeki insanlar. Tayyar'ın diyeceği en büyük infiallerden biri. Cizre'de bugün şimdi bir sürü tweet gelmiş, evet. Instagram Cizre'den bahsedin diyorlar o kadından. Sokağa çıkma yasağı olduğu için kızının cesedini buzdolabında saklamak zorunda kalan, onu götüremeyen, sokağa çıkamayan ondan sonra hanımdan bahsedin diyor. Tabii olağanüstü halin. Dün BDP'liler de Cizre'ye oralara gitmek istemiş. Düşünün milletvekilleri salınmamış. Sokağa çıkma yasağı var da. Kardeşim hasta oldum. Ya cenazemi götüremiyorum. Böyle bir şey var mı? Ama herhalde bildirene... Bu sokağa çıkma yasağı olamaz. Bunun adı başka bir şey. Bildirene şey yapıyorlardır herhalde. İşte yani. Kadıncağız niye buzdolabında saklamak zorunda? Ya propagandaysa yalan bir haberse. Yalan saydı Allah belasını versin. Ben ortalık karışsın. Bak ne yapmışlar yani. Gazetelerde küçük... fotoğrafları bak, vardı o buzdolabı cenazesinin. Bak, buzdolabındaki kızın cenazesini beyaz bir çarşafa sarıp götürmüşler hastaneye. Ellerinde beyaz bayraklarla hastaneye götürmüşler. En sonunda. Şimdi helal olsun. Teşekkür ederim. Siz bizim benle aynı düşünüyorsunuz. Bildiğiniz fikirleriniz için sağ olun. Bağırın. Şimdi efendim Cizre'deki durum daha önce de biliyorsunuz sıkı yönetim geçirmiş, ihtilal geçirmiş bir milletiz biz ve biz yaştakilerin herkesin hatırladığı bir şey bu. Evinizin kapısından dışarıya çıkamazdınız. Ekmek saatlerinde mahallelere asker denetiminde kamyon gelirdi. İnsanlar ekmeklerini öyle alırlardı. Kimse çıkıp da sokakta elini kolunu sallayamazdı. Kaldı ki bu bölgede hala en ağır çatışmalar şu anda Cizre bölgesinde oluşuyor. Işte şimdi burada bu çatışma devam ederken tabii ki bazı aksaklıklar olacak. Orada olağanüstü bir hal ilan edilmiş ve en kalabalık grup, terörist grubu
orada kısılmış bir vaziyette. Güvenlik güçleri bu tedbiri alacaklar. Mutlaka o bölgede yaşayan insanlar belli sıkıntılar yaşayacaklar. Kimsenin evinde cenazesini dolabında saklaması hiç kimsenin insani olarak hoşuna giden bir şey değil. Ama velakin Cizre şu anda kapalı kutu. İçeride ne olduğunu, nasıl bir boyutta neler yaşandığını henüz hiç kimse bilmiyor. Ancak sıkı yönetim kaldırılıp şehre giriş çıkış serbest bırakıldıktan sonra göreceğiz ne olduğunu ne ettiğini. Zaten çok da medyaya yansımış bir şey yok. Burada bir cenaze töreni var. Cenaze töreninde Sayın Cumhurbaşkanımız, 11. Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakan, Genelkurmay Başkanı hemen tabutun önünde bir sıradalar. Ve şehidin oğlu Yağız kardeşim de babacığının hemen tabutunun başında. Yaklaşık 3 ya da 4 adam sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu var bu tarafta. Cenaze protokolünde herkesin duracağı yer bellidir protokol sırasında nerede duracak diye ama ben mesela şu fotoğrafta şunu beklerdim. Sayın Başbakan ya da Sayın Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yanlarına alıp verebilirlerdi. Beklediğimiz bir fotoğraf var. Artık hepimizin istediği şu. Madem ki bu CHP'nin sorunu değil, bu MHP'nin derdi değil, bu AK Parti'nin, bu memleketin sorunu. O yüzden de parti liderlerinin yan yana geldikleri, işte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, 3 tane ezeli rakip bu hafta hepsi aynı tişörtle çıkacaklar. Bu liderler de bu cenazelerde yan yana gelseler, beraber saf tutsalar. Ama bir şey söyleyeceğim yani. Ne kaybederiz? O kadar da hatalı gibi gelmiyor bak. Burada yani, akrabası var, burada Genelkurmay Başkanı var. İki biri eski biri yeni Cumhurbaşkanı var. Burada da Başbakan var. Hemen en başta da Kemal Kılıçdaroğlu. Yani o kadar da böyle bir uzak değiller birbirlerine. Ama yani şey olmaz mıydı? Biz omuz omuzayız görüntüsü vermek için. Nereye gitseydi şimdi? Burada nereye gitseydi? Genelkurmay Başkanı'nın yanında olabilir, Sayın Başbakan'ın yanında olabilir. Ama ailesi bak, var yanında. Ben buna hiçbir şey demeyeceğim. Beni orada kandırmak için duruyorlarsa zaten durmasınlar. Evet. Eğer kapının önüne oradan biter bitmez cenaze. Herkes yoluna girip de bir daha hiç görüşmeyeceklerini birbirlerinin arkasından konuşacaklarsa bu beni etkilemiyor. Yanına yan olsa ne olur, evet. Uzakta dursa ne olur. Efendim birazcık sizin yani. Şehit haberlerinden bir iki dakikalığını alacağım. Bir başka insanlık dramına götüreceğim. Biliyorsunuz bütün dünyanın gözleri üzerlerinde ve çok ciddi bir mülteci sorunu yaşanıyor. Macaristan sınırı karışmış bir vaziyette ve bir televizyon kameramanı kendisinden kaçmakta olan bir mülteciye öyle bir hareket yapıyor ki dünya ayağa kalktı. Bir seyredelim görüntülerini. Kameramandan insanlığa tekme. Mültecilere önce çelme taktı, sonra tekme attı. O anlar kameraya an be an yansıdı. Yüzlerce Suriyeli mülteci savaştan kaçtı. Ölümü göze alarak denizleri aştı. Sırbistan'dan Macaristan'a doğru geçip bir Avrupa ülkesinde hayatlarını sürdürmek istiyorlardı. Ama Macar polisi buna izin vermedi. Mültecilerin peşine düştü. Hayallerine bu kadar yaklaşmışken polislere yakalanmak niyetinde değillerdi. Çaresizce kaçmaya başladılar. İşte o kaçış anında kameraya takılan bir görüntü yürekleri sızlattı. Petra Lazlo adındaki bir kadın kameraman kucağında çocuğu olan mülteciye çelme taktı. Mülteci neye uğradığını şaşırdı, yere yuvarlandı. Ama kameramana bu insanlık dışı hareket az gelmiş olacak ki bu kez karşıdan ona doğru gelen kalabalıkta bir küçük kızı gözüne kestirdi. Üstelik çelme değil, direkt küçük kıza tekme attı. Savaştan kaçan çaresiz insanlara basın mensubunun yaptığı bu hareket görenlerin kanını dondurdu. Petra Lazlo'nun insanlık dışı davranışına çalıştığı kanalda kayıtsız kalmadı. Kameramanın işine son verdi. Yapmış. Çalıştığı İşte kanal, son verse ne olacak? Çalıştığı kanal ayrıca kendi ülkesinde insanlık suçu işlediği için de kendisi hakkında bile dava da açtı. Dün son şeye düşen bu. Bunu niye yayınladım? İnsanoğlu inanılmaz derecede acımasız ve her meslekte bir kötü var demek yani. Ufak çocuğa tekme atan kız. Irkçı ama o arada da bak ayağını atarken de çekiyor bir yandan. O orada da ama haber çıkarıyor bir yandan. Güzel görüntü yakalamadı. Tabii. Ama ufak çocuğa tekme atması onun ırkçı olduğunu gösteriyor. Ay ahlaksızlar. Dün ajanslarda en çok
ilgiyle çekilen görüntülerden bir tanesi. Bu aynı zamanda dediğim gibi çalıştığı kanalı insanlık suçu işlediği için kendi ülkesindeki davayı da açmış. Efendim. Tayyar bir araya girip tabii, bir küçük bir hatırlatma yapabilir miyim? Bu Cizre'den falan bahsettik yani işte çember alınmış, işte insanlar içeride çıkış yok, hastalar şunlar bunlar. 1980 yılında, 79 yılında bizim şeyde Karadeniz'de Ordu'nun ilçesi Fatsa'da da kurtarılmış bölge ilan edilmişti orası. Solcu çoktu orada, komünist çoktu. Hatta bir terzi fikri mi ne birisi vardı, onların lideriydi. Böyle siyah kazaklar, blüjinler giyiyorlar, parkalar. Biz işte bir ordu yapmışlar göya. Orası Türkiye'nin dışında ayrı bir devletmiş gibi. Şimdi niye bunu hatırladım? Yönetim ilan edilen veya giriş çıkışı kontrol edilen yerde de daha önce gelen bilgilere göre öyle bir hava var. Biz Türkiye'den ayrıldık. Burası kurtarılmış bölge, ayrı bir devlet. Özelliğimizi ilan ettik dediler Şırnak'ta. O evet. Yüzden orayı sardılar. Silah bina. Şimdi bu ordudaki, Fatsa'daki hikayeyi 12 Eylül oldu. Orayı bir askerler sardı mardı. Hepsini aldılar. Nerede günlerce tuttular biliyor musunuz? Et Balık Kurumu'nun bir buzhanesi vardı. Orada yattılar kalktılar. Çoğu da büyük cezaydı. Hepsi hapishanelerde. Şeyde Fikri de galiba cezaevinde öldü. Yani daha önce de oldu. Böyle çevirmeli oluyor. Sen devlete ben ayrıyım bilen dersen, isyan edersen devletin yapacağı başka bir şey yok. Şimdi bazı kişiler ay be olur mu bak insanlar çocuğu kalmıyor ne yapsın? Var bir bildikleri ki yaptılar. Niye o kadar ilçe varken, şehir varken orayı seçtiler de orayı çember altına aldılar. Orada girişi çıkışı yasakladılar. Şimdi her şeyi de anlatamıyorlar. Yani biz burada bazen eleştiriyoruz falan ama devletin sırları var. Bazı şeyleri Cumhurbaşkanı da söyleyemiyor. Söylemesi onun bile suç. Tabii canım. Devlet sırrı denen tabii, bir şey var. Tabii olacak da yani. Efendim, o Milli Güvenlik Kurulu'ndaki kararları açıklayamıyorlar mesela. Efendim dün televizyonlardaki tartışma programlarından birinde şöyle bir ilginç açıklama yapıldı. Güneydoğu'da bir müteahhite yol yapımının ihalesi veriliyor. Bu müteahhit kendi bölgesindeki işçileri kullanacağını söyleyerek 100 işçi kullanacaksa 30-35 tanesini bölücü terör örgütünün içinden alıyor. Bunlar yol inşaatı sırasında kendilerine ayrılan bölümdeki asfalta bomba döşüyorlar. Ve yol açıldıktan sonra patlatılmak üzere yapılmış bir şey. Ve istihbarat bunu takip ediyor, bilgilerini alıyor ve hemen bomba imha ediliyor. İşte katılanlar bulabildiklerini buluyorlar, müteahhiti içeriye alıyorlar. Şimdi mesela dün demiştim ya Iğdır'daki polis memuru kardeşlerimin öldüğü saldırıda orası Iğdır otoyolu, gümrük kapısına giden bir yol. Ya o koca asfalt kazılırken, yapılırken, üstü tekrardan bir daha asfaltla kapatılırken yani hiç kimsenin dikkatini, ilgisini çekmedi mi? İstihbarat birimleri böyle bir şeyi nasıl atladı, nasıl oldu diye sormuştuk. Böyle bir acı gerçekten bahsetti gazeteci kardeşimiz. Dün akşam ama emekli darbeci diye 3 yılda hapis yatmış komutan her şeyi anlattı. Bir dönem girişler çıkışlar serbestmiş. Sakın kimse ellenmesin demişler. Asker böyle, tek kurşun sıkma yetkisi yoktu yok. Hala yok. Daha sonra da valiye verdiler filan. Böyle adamlar katır üstünde neler getirdiler götürdüler. Öyle bir emir varmış. Aman barış sürecine şey olmasın. Zeval gelmesin. Zeval gelmesin. Gelmedi zeval. Bir de başka bir şey daha söyleyeceğim. Siz şu anda İstanbul'daki belediyenin o yollu arayolları bilmem ne kim yapıyor zannediyorsunuz? Ha? Biliyor musun orada belediye yollarını yapan insanların işçilerin nereli olduğunu? Geçmişini bilen var mı? Ha? Bütün ihaleleri Kürt kökenli müteahhitlerde. İsim de veririm ben. Vermiyorum tabii. Çünkü iş uzar. Bir tane sen söylesene bana o Kürtlerin dışında işte Kadıköy Belediyesi'ne bak ben Kadıköy'lüyüm. Kadıköy Belediyesi'nde yol işlerine bakan işçilerin %99'u oralı o kökenli. Kim her onların? Yerde, Bitten mi rapor geliyor onlara? Hem müteahhitleri de öyle. Benim Yalıköy'deki Çatalca'dan Yalıköy'e bütün köy yollarını yapan Batmanlı bir arkadaşım Kürt. Mitten mi rapor alıp da ihaleye girdi? Veya çalışanlar. Yani bunu eğer deşerlerse sonu yok. Zaten özellikle bu yol işlerini Kürtler yapıyor biliyorsunuz. Biliyorsun kaldırımları yapıyorlar çocuklar hepsi öyleydi. Senin nezdinde
bütün doktor kardeşlerimi yüreğinden öpeceğim. Bir haberimiz var. Bir şehit annesi hastaneye tedavi olmak için gidiyor. Okuma yazması yok ama işlemleri uzun sürecek. Bakın doktor kardeşimiz reçetesine ne yazıyor. Ya. Seyredelim. Peki videosu var diye eklemişsiniz. Şöyle bir not var evrakının üzerinde. Birkaç yerde işlem yaptıracak. Şehit annesidir. İşlemleri sırasında kendisine üf bile demeyin diye. Bu mu? Doktor, evet. Doktor Ayşenur Hanım. Soyadını okuyamıyorum buradan. Hangi hastane? Neresi? Kendisini tebrik ediyorum. Arkadaşlarım okuyabilirlerse eğer mühürden yazısını, kendisinin takip edeceği evrakların hemen üstünde şehit annesidir. Bir öf bile demeyiniz diye hastane personelini uyarmış. Herhangi bir sıkıntı olmasın diye. Doktor Ayşenur Hanım, soyadınızı bilmiyorum ama eğer bizi seyrediyorsanız ya da dostlarınız seyrediyorlarsa gerçekten yüreğinizden öpüyorum. Vallahi helal olsun. Helal olsun. İdealist bir doktor. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Yani hakikaten çok duyarlı bir hareket. Ama benim aferin. Yine tabii gönlüm hiç böyle şeyler yazılmasın. Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde Ayşenur Hoş ismiyle de zikredeyim de kendisini. Gazi Osman Paşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Doktor Ayşenur Hoş hanımefendi kendisini tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum ama ben istiyorum ki çok hiç kimse öf demesin hiçbir hastanede, hiçbir hastaya. Şöyle hemen anlatayım ne olduğunu. Kendi hastası olmadığı halde genel vizit esnasında bir hastanın moral bozukluğunu fark etmiş. Hastayı psikiyatri konsültasyonuna yönlendirmek istemiş ve şu cevapla karşılaşmış. Ben şehit annesiyim. Doktor sitenin internet sayfasında yer alan bilgiye göre şehit annesi olduğunu öğrendikten sonra onu prime time takibi aldım. Sandalye yanına çekip gözlerindeki yaşlarıyla onu dinlemeye başladım demiş. Gül teyzemin maalesef ki son şehit haberleriyle kan şeker regülasyonu bozulmuş. Allah bize böyle bir şey nasip etmiş birbirimize. Oğluna da geleceğim, sana da geleceğim diye kucaklaşmışlar birlikte. Sonrasında da işlemleri yapılması için şehit annesidir, öf bile demeyiniz diye de diğer hastane çalışanlarına bir not paylaşmış. Tebrik ediyorum. Duyarlı kendisini. Bir davranış çok. Olması gereken bu. Bu arada Türkiye biliyorsunuz rekortmendir. Neydi? Trafik kazalarında. Bir rekor daha var. Doktorlara en çok saldırıda bulunan ülke. Çok. Evet. Ama şimdi doktorlar ne yapsın? Hasta yakınları ne yapsın? Doktorlara deniyor ki 3 dakikayı geçmeyeceksin o hastanelerin şeyinde, vizitlerinde. 3 dakikada ne kadar dinler? Ondan sonra hasta yakını diyor ki sen benim hastamla ilgilenmedin diyor. O da zaten hafiften kaçırmış vaziyette. İki tarafa da can var orada birisini kurtarmaya çalışıyor. Annesini, babasını. O sinirli. Öteki de zaten yorgunluktan her saniye hele acil servislerde her saniye kavgaya hazır bir ortam var. Bu arada... Sen orada kendini o kadar önemli hissediyorsun. Valla bakması lazım doktorun diyorsun. Halbuki hiç senin gibi onlarca var orada. Evet. Ama... Kendinden pay biçiyorsun ve ben çok böyle can. Odalar açıp siz ne yapıyorsunuz dediğimi bilirim bazen. Hemşireler oturuyor, doktorlar oturuyor söyleyeyim. Ve öğle tatilindeyiz. Sağlık Bakanlığı bu konuda. Onlar da haklı, çok yoruluyorlar, saygı duyarım. Ama yani işte hasta psikolojisi eskiden, başka bir şey. Bu hükümetin faydalarına da değinmek lazım. Eskiden hastanelerde rehin olunuyordu, öyle bir şey kalktı biliyorsunuz. Canım, kimse hastanede rehin olma vesaire, o kuyruklar o para işleri falan da rezervasyon, kalktı. Çoğu hastanenin acil servisi... Valla paralı hastaneden daha vallahi iyi. Evet şimdi ben söyleyecektim. Eyüp Devlet Hastanesi'nde bir hafta sonu acilen gitmek durumunda kaldım. İçeriye girdiğimde şok oldum. İşlemlerim 1,5 dakikayı sürmedi bile hemen sadece nüfus kağıdını aldı. İçeriye bir girdim. Her hasta yatağının başında oksijen tüpü, işte kalp makinesi, o perdelerle kapanan yeri pırıl pırıl. Hemen hemşire ve doktor seferber oldu. Baktım içeriye hemen açmışlar. Fazla personel var çalışıyorlar. İçerisi pırıl pırıl tertemiz. Ünite büyütülmüş. O hani eski tentür diyor şişli, kokulu. Evet şişli etfalin çeyine kaldı. Giremezdik korkudan. Muhabirlik yaptığım dönemde acil servisine tetanoz olursun bir şey kaparsın diye o haldeydi. Bir de şeyi de mesela kesmişler şimdi. Acile sadece bir tane hasta yakınını sokuyorlar. Diğer hasta yakınlarını hastanenin içine almıyorlar. Olması gereken o. İzleyicilerimizden İbrahim Dereli demiş ki ya ülkemizin kıymetini bilelim. Suriyeliler Türkiye'ye sığındı. Biz Suriye'ye dönersek Türkleri hiç sığınacağı bir ülke yok. Kimse bizi almazsa o yüzden oturduğunuz yerde. Vallahi doğru söylemiş. Hani Türkiye'ye kabul etti. Gidebileceğimiz ülke yok. Nereye kaçacağız? Erol yıllar önce bir şeyler oldu midemde falan. Acil beni Göztepe SSK Hastanesi'ne götürdüler. Sabaha karşı ama. Minibüs yoldu. He,
Böyle bir doktoru uyandırdılar böyle. Bir kadın, hiç unutmuyorum böyle suratı. Ya insan bu saatte hastalanır mı dedi bana, tamam mı? Doktor yaptı belki de. Yok ya, böyle uyanırken sinirlendi. Böyle bana niye bu saatte geliyorsun diye. Ya bu Türkiye nerelerden geçti? Evet. O kadar kanıksamış ki neler görüyor akşama kadar o. Uyuyordu ama kaldırdılar onu, getirdiler. Ya bütün yorgunluktan. Şimdi biliyorsunuz bu olayları yaşamaya başladığımızdan beri yanımızda kimse yok. Biz milletin hani hıyarım var dediğinde tuzu kapıp giden bir milletiz ya. Tabii. Bütün protestolarda devlet erkanı olarak yer alıyoruz. Azerbaycan parlamentosu milletvekili Ganire Paşayeva şöyle bir mesaj paylaşıyor. Türkiye'yi zayıflatmak, bölmek ve parçalamak isteyenler unutmasın ki Türkiye'nin dışında Türk devlet ve topluluklarında yaşayan milyonlarca insan var ki Türkiye için canından bile geçmeye hazırdır. Çünkü Türkiye bizim için vatanımız kadar vatandır. Çünkü Türkiye bizim için vatandır diye bir mesaj yayınlamış. Bu arada sürekli soruyorsunuz, Türkiye'de neden bir yas durumu ilan edilmedi diye. Doktor, neden yas ilan edilmedi? Şimdi ya da yas ilan edilmesini gerektirecek kadar büyük bir fazlasıyla var. Fakat şöyle bir şey sanırım. Şimdi bu örgütün propagandasına dönüşebilir. İki, şimdi bu terör devam ediyor ya. O zaman sürekli, yani demek ki aylarca yas olması lazım. Şimdi orada sınır ne? Yani o da çok acımasın. Üç gün mü, bir gün mü, hayır, beş hayır. Gün mü? Hayır hayır. Ya 10 tane şehit gelince mi yas ilan edeceğiz? O zaman yas ilan edilmeyen şehit kadar aileleri üzecek var. Ondan bu sonra olaylar daha ve sürekli edecek. Hani yas dediğin de maddi manevi bir durumdur. Ondan sonra psikolojik boyutta var ve örgüt propagandası bir algı operasyonu noktasına da gelir. Örgüt sürekli oh bak zaferler içindeyiz, her gün yas ilan ediyorlar sayemizde diye de bilir. Eskiden dün Aykut Bey söylemişti, bir dönem vardı bu hükümet mesela, hatırlamıyorum, bu terör haberleri biraz sübvanse ediliyordu. O sık sık yayınlanmıyordu. Terör bunların hiç girmiyordu bir dönem. Ötesiydi. Bence şu noktada sonra bu haber özgürlüğünü kısıtlamak değil ama ulusal güvenlik açısından böyle bir önlem de alınabilir. Yani çünkü artık toplumsal bir depresyona da yol açıyor. Çünkü gazeteyi açıyorsun, terör. Televizyonu açıyorsun, terör. Radyo tamam, dinliyorsun. Bu terör. Farkındalık güzel, okey. Ama şimdi bunun işte bir sınırı da var. Herkesi sinirli, agresif de yapıyor. Devlet şeffaf saklıyor olmalı diyoruz o zaman da. Kalkıyor, saklıyorlar. Bak, bak yayınları olmalı kestiler diyor. Halktan neyi saklıyorsun? Ne oluyor orada? Biz merak ediyoruz diye bu sefer de onu ağlıyor, ağlıyor bile bir i̇şte şey seyrediyoruz. İşte biz de o şeffaflığı kaldırılacak kültürel düzeyimizde yok sanırım. Yani evet, saklanması daha kötü bir şey. Ben dün üngür üngür ağlayarak bütün cenazeleri seyrettim. Yani ağlayarak bayağı. İhtiyacım da varmış böyle bir şey. Ne oldu? Size anlatamam yani. Ben bütün cenazeleri seyrederim. Ben şeyde ağlıyordum. Kapatamadım, yapamadım yani. Abdullah Gül o bir 14 yaşında, 13-14 yaşında. Çocuğu aldı öne ya. O böyle aldı, ona böyle işte böyle okşadı falan. O olan böyle birden iki oğlum geldi gözümün hemen önüne. Hemen Cumhurbaşkanı da şeyde gördü. İki oğlum geldi gözümün önüne. Ona çok Aykut abicim bir seyredelim o zaman VTR'sini. Belki evet, seyircilerimiz kaçırmışlardır. Efendim Aykut Bey'in bahsettiği sayın 11. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'ün de katıldığı bir cenaze töreni. Küçük bir kardeşimiz, sanıyorum babasının cenaze töreni. Dün ben de başka bir şeyden etkilendim. Dayısının tabutunu görsün ve resmini öpsün diye götürdüklerinde elindeki küçük arabayı dayısının tabutuna sürüp hadi kalk oynayalım diyen küçük bir kardeşim vardı. Çok duygulandım. Hazır mı Derya'cığım, veteranımız? Bir seyredelim. Iğdır'daki terör saldırısında şehit düşen polislerimizden Fehmi Şahin ve Ali Koç'u son yolculuğuna devletin zirvesi uğurladı. Polisimiz Fehmi Şahin'in cenazesini eski Cumhurbaşkanlığı korumaları ve mesai arkadaşları Kocatepe Camii avlusuna getirdi. Şehitlerimiz için düzenlenen törene ilk gelenler Meclis Başkanı İsmet Yılmaz, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ydi. Tamam, hadi, yengelerim, hadi. Şehitlerimizden Fehmi Şahin bir dönem Abdullah Gül'ün korumalığını yapmıştı. Gül tören boyunca tabutunun başından ayrılmadı.
törende oldukça duygusal anlar yaşandı. Bir yanda şehit yakınları gözyaşı döküyordu. Diğer yanda meslektaşının tabutu başında duran polis memuru kendini daha fazla tutamadı. Gözyaşlarına boğuldu. Şehit yakını polisimizi alnından öptü, gözyaşlarını sildi. Törene en son katılan isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan, Abdullah Gül ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun arasına girdi. Hemen yanında da şehidimizin oğlu Yağız vardı. Erdoğan araya girince Yağız arkada kaldı. Durumu fark eden Abdullah Gül hemen şehidimizin oğlunu öne aldı. Verdiğimiz şehitlerimiz bütün ocaklara ateş düşürmüş, bütün vatan evlatlarının yürekleri... Şehitlerimizin cenazeleri törenin ardından toprağa verildi. Allah bir kez daha rahmet eylesin. Şimdi bile kendi olsun. Ne garip, evet, ne garip. İddia odur ki bu şehit polis arkadaşımız bu emniyetteki tayinlerden cemaatçi yaptırıp oraya tayinli olan bir bu iddia tabii. Bir koruma polisi Ankara'da yani özel bir görev varken Iğdır'da ne işi var ben onu merak ettim. İşte ama onu anlatıyorum. Ama şark hizmeti yok mu bunun? Belki şark hizmeti. Şark hizmetleri yok mu bunların? Herkesin var. Bir şark hizmetleri var. Ya şu anda emniyette ben mesela... Ama bir dakika bir yerde okudum. Doğru mu yalan mı? Birisi annesi mi ne? Cumhurbaşkanı'na demiş ki şey, eski cumhurbaşkanı'na niye onu yanından bıraktığını, niye almadı yanına demiş. Öyle bir serzenişte bulunmuş Allah yani. Allah bilir hiçbir zaman öyle bir muktedirliği şimdi... olmadı. Bir de bir şey söyleyeceğim. Emniyete değişik vesilelerle gitmişizdir. Emniyette çaycılar hariç herkes değişmişti zaten. Orada kendi esprilerini de yapıyordu. Yani kimler değişti diyordum. Çaycı hariç herkes. Çoğu tayinler oraya buraya. İşte şimdi bu olaylar yaşanınca tabii vatandaşımız haklı olarak askerimize ve polisimize her zamanki olduğu gibi tepkili. Sahip çıkıyor. Ha sahip çıkıyor. Ve daha da abarttılar işi. Bu abartı bakın polis memuru kardeşlerimizi ne kadar sıkıntıya koydu. Derya'cığım hazır mı veteresi? Bu arada evet doğrudur. Bu arada Eskişehir'de bir inşaat işçisi kardeşimizi yine gösteri yaparlarken ağzını burnunu kırmışlar. Tekmeyle gariban günlük 50 lira 60 lira yövmeyle çalışan bir işçiden ne isterler bunu da anlamış değilim. Şey yapanlar, protesto yapanlar. Efendim veterimizi bir seyredelim sonra uzun uzun konuşacağız. Güçleri ona mı yetti acaba ya? Yanağından öptü. Yetmedi, armasına da öpücük kondurdu. Kimi sarıldı, kimi fotoğraf çektirdi. İlginin, sevginin dozu kaçtı. Haliyle polis bunu aldı. Tebessüm ettiren görüntü Şanlıurfa'da çekildi. Teröre tepki nedeniyle yürüyüş düzenlendi. Bölgede polis güvenlik önlemi almıştı. Eylemciler polisin yanına gitti. Önce alkışladı. Kimi yanağından, kimi armasından öptü. Polis neredeyse dünyaca ünlü yıldızların gördüğü ilgiden fazlasını görüyordu. Polisler baktı olmuyor, kalabalıktan uzaklaştılar ama gruptakiler peşlerindeydi. Sıra fotoğraf faslına geldi. Telefonunu kapan polislerin önünde fotoğraf çektirmeye başladı. İlgiden bunalan polis otobüse binerek kurtuldu. Ama kimileri hala selfie derdindeydi. Benzer bir görüntü Gaziantep'te de yaşandı. Terör protestosunda bir kişi polisin yanına gitti. Önce sarıldı, sonra öptü. Ortaya gülümseten görüntüler çıktı. Diyorum ki ben ikisinin ortasını bulsak. Hiç ölçümüz yok. Vallahi ölçümüz yok. Ha?
İkisinin ortasını buldu. Ne böylesine giden boğulsak, biliyoruz, ne bu, ne bu... sevmeyi biliyoruz, ne üzülmeyi biliyoruz. Hiç ölçüsü olmayan bir millet. Ay, ay, hakikaten ne enteresan. Otobüse mi binip kaçmış polis? Ne yapsın? İnşallah hep böyle devam etsin bu sevgiler. Yani illaki böyle birileri öldüğü bir zaman de, olmasın bu işler. Oraya gönderilen polis memuru arkadaşlarımız onların güvenliğini sağlasınlar. Herhangi bir şey olmasın diye mecburen etrafta da çember oluşturacak. Çocukların üzerine gidince bunlar doğal olarak çemberi genişletiyorlar. Bir kez daha olunca bakıyorlar ki baş edemeyecekler. Bu sefer otobüse biniyorlar. Polisi boğuyormuş. Aklıma yani. Gezi Park olayları geldi birden de. Orada da kızların saçından tutup böyle nasıl tekmeliyorlardı polisler. Atatürk'ün şeyleri diye. Ne ilginç. Hakikaten çok güzel bir şey söyledin Pakize Hanım. Yok ortalaması yani. Polis olsun, halk olsun. Mutlaka böyle aşırı uçlar, aşırı... İlla. Çok uçta yaşıyoruz. Samimi değiliz belki de ya, bilmiyorum. Veya çok uçta yaşıyoruz. Yani ne polisler o gençleri heyecanlı öyle milleti, öyle döv diye bir görev gitmiştir, yani emir gitmiştir. Şunu anlamıyor. Şimdi polis, asker dedi, bunlar uzaydan ışınlanmıyor. Bunlar da o mahalledeki çocuk. Yani karşı apartmanda oldu. Arka sokaktaki çocuk. Örnek yani içten bizden çıkıyor. Onlar da emir komuta zinciri. Gezi'de dahil hepsi psikoza girmişti. Çünkü uyguladıkları şeyleri kendileri de tasvip etmiyorlardı. Ama ya istifa edeceklerdi ki edenler de oldu. Gezi döneminde bir sürü polis istifa da etmiş. Ben böyle bir şey yapmam yani. Kendi mahallemin çocuklarına mı saldıracağım? Sivil insanlara gaz bombası mı atacağım diye. Emirlerine uymamış. Aslında kanunda yeri vardır yani. Sen 12 kanunsuz, Mart zamanı filan İstanbul'da mı yaşıyordun? 12 Mart. Yok, Ankara'daydım. Ankara'da. Peki kaç yaşındaydın? Hatırlamıyorum. Böyle yolda giderken pat diye askeri araçlar çevirirlerdi. Tabii. Bir asuba elinde saç kesme makinesi. Ha, saç kesme. Böyle zevk için üniversiteli öğrencinin saçını keserdi. Buradan takardı böyle. Hakikaten falan. Bir zevk için. Şeyler ona var. Hiç kimsenin öyle bir emir verdiğine inanmıyorum. Zevk için bütün lüks arabaların şeylerini, lastiklerini kasaturayla kopartılır. Yaştan şey olmuş, hastaymış galiba şu günlerde, onu da analım. Hasan Pulur, o günlerdeki... Hasan Pulur mu hasta? O günlerdeki sık yönetim komutanı Necdet Ürün iyi arkadaşıydı. Necdet Ürün acayip sert bir adam. Çok. O cemiyet, gazeteciler, cemiyet, ya bunu sen, seni dinler, sen bir söylesene. Hasan abi de gitmiş, ya hocam böyle nedir senin askerin böyle bütün arabaların lastiklerini kasaturayla böyle parçalı falan. Cevabı şu olmuş, Türk askeri, Türk halkıdır. Demin senin söylediğine geliyor. Genetik. Evet, o dönemde şöyle bir şey vardı. Lisede okuyordum. Türk polisi de Türk halkı. Sokaklarda çevirirler ve kimlik kontrolleri yaparlardı. Ne iş yapıyorsun diye de sorarlardı. Gençsin, ne iş yapacaksın yani. Öğrenciyim dedin mi yandın. Yandın yani. Hangi okuldasın, hangi semttesin, semtine göre şekil şemal. Efendim biraz önce... Solcu musun, sağcı mısın derdi. Pardon. Tabii, şu an... Şimdi bakıyorsun tipine de, ha, onun ne cevabı? Solcuyum desen nasıl solcusun? Sağcı mısın, nasıl sağcısın? Yani... Tarafsızım demiştim ben bir gün. Aynen. Ulan bu memlekette... Senin fikrin mi yok demiştim. Ha sen tabii. Ülke sorunlarına ilgilenmiyorsun diye yine saldırdılar. Fikirsiz misin sen demiştin tabii. Şu anda bir haber var. Türkiye İstanbul Gümrük Muhafaza'ya baskın yapmışlar. Trilyonlarca liralık kumaş yolsuzluğu ve kayıp paralar, vergiler vesaireler. Büyük baskın. Efendim olmuş. Biraz önce Cizre ile ilgili mesaj atmıştınız. Hastaları var, ölüleri var diye. Fakat bu arada... daha önce yaşanmış çok acı tecrübeler olduğu için temkin davranıyorlar. Çünkü bölge karışık. Daha önce terörist gruplar tarafından sahte ihbarlarla çağrılan 112 ambulansları olay çıkartılacak yerlerden çok uzak yerlere çağrılarak daha sonra da araçların uzak olduğu yerlerde olaylar çıkartılmış. Bunun için terör bölgede sağlık hizmetlerine geçit vermiyor. 112 acil servisi çağrılara gidemiyor. Ateşli bebeklerin tedavisi bile telefonda tarifle yapılıyor. Ağır hasta önce karakola, oradan hastaneye sevk ediliyor. Hastam var dediklerinde aileye diyorlarmış ki önce karakola getirin, buradan bakalım. Ama yanlış istihbarat mı diyorlardır falan yani. Bir de yani, böyle bir hükme de olmuştur. Olabilir tabii. Onun için de o bölgedeki bu. Güvenlik açısından. Bu arada Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş dün bir sağduyu çağrısında bulunuyor. Diyor ki, kalbimizde kan damlarken tepkimizi vakar içinde ortaya koyalım. Öyle mi? Peki, VTR'si varmış. Bir seyredelim Sayın Numan Kurtulmuş'un açıklamasını. Abi, kapat bir yere takayım.
Hürriyet gazetesinin İstanbul Bağcılar'daki binası iki kere baskına uğradı. HDP'nin ise başta Ankara'daki genel merkez olmak üzere çok sayıda il ve ilçe teşkilatında benzer görüntüler vardı. İşte bu yaşananlar karşısında hükümetten açıklama geldi. Başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş olaylara karşı hükümetin bakışını anlattı. Bu basın organlarının yayınları karşısında memnun olmayabiliriz. Memnun olmayan insanlar olabilir. Ama memnun olmayanlar kendi memnuniyetsizliklerini kaba kuvvetle, terörle bu basın organlarına yaptıkları bir takım saldırılarla ortaya koyamazlar. Bunu asla tasvip etmek mümkün değildir. Medyaya yapılan bu saldırıları kınıyoruz, kabul etmiyoruz ve medya kuruluşlarına yapılan bu saldırılara asla müsamaha etmeyeceğimizi, ilgililer hakkında da soruşturma açılacağının bilinmesini açık bir şekilde ifade ediyoruz. Kurtulmuş, siyasi partilere yapılan baskınların da kabul edilemeyeceğini söyledi. Herhangi bir siyasi partinin mensuplarını, herhangi bir siyasi partinin yapmış olduğu işleri benimsemiyor olabiliriz. Bunlara tepki koyabiliriz. Teröre karşı tepkimizi her halükarda demokratik usuller içerisinde dile getirmek hepimizin hakkıdır. Ama bunları yaparken demokrasinin önemli unsurlarından bir diğeri olan siyasi partilere zarar vermek, halktan oy alarak parlamentoya gelmiş olan, parlamentoda temsilcisi bulunan partilere zarar vermek ya da başka siyasi partilere zarar vermek kabul edilebilecek şeyler değildir. Sayın Numan Kurtulmuş sağduyu çağrısında bulundu. Bugün Hürriyet'in ilavesi Kelebek'te sanat camiasının çok ünlü isimlerinin Hürriyet Benim başlığı altında toplanmış Hürriyet'e yapılan saldırıyı protesto ettikleri mesajları var. Bu mesajlar dün hepsinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Manşete kimleri çıkartmışlar. Mesajlarını okumayacağım, isimlerini okuyacağım. Sonra birkaç mesaj alırım. Tarkan, Gülben Ergen, Emel Sayın, Sezen Aksu, Türkan Şoray, Kadir İnanır, Fatma Girik, Nülüfer, Sibel Can, Erol Aksoy, Ahmet Ümit, Müjdat Gezen, Fatih Portakal, Şahan Gökbakar, Mustafa Sandal, Kadir İnanır, Demet Evgar, Serap Yılmaz, Musa Uzunlar, Perihan Savaş, Zine Sele, Hale Soy, Gazi Safiye Soyman, Hülya Koçit, Can Dündar, İsmail Küçükkaya, Selma Güneri, Selda Alkor, Gülse Bilsel, Tülin Şahin, Erol Köse, Demet Akbağ, Atilla Taş, Elif Şafak, Gülben Ergen, Yaşar, Kıvanç Tatlıtuğ, Demet Evgar, kapakta vermişler, içeride bir daha vermişler. Kıyak yapmışlar Gülben'e. Dezgi Mola, Acun Ilıcalı, Berrak Tüzünataç, Işın Karaca, Demet Akalın, Arzu Sabancı, Elis Sakuçoğlu, Aşkım Kapışmak, Feryal Gülman, Nursel Köse, İlker Kaleli, Cenk Eren, Selen Görgüzel, Füsun Önal, Sahrap Soysal, Hasibe Eren bu tepkiye, Hürriyet'e yapılan saldırıya tepki koyan ünlü isimler arasındalar. Sayfalarında yer vermişler. Şimdi buradaki şu var, programdan önce konuştuk. Burada konu Hürriyet meselesi değil. Konu Hürriyet tabii ki ülkenin en büyük gazetesi. Gazetelerinden biri demiyorum. Ülkenin en büyük gazetesi. Yanılıyor muyum Aykut abi? Sen doğru. Ülkenin en büyük gazetesi. Şimdi ülkenin en büyük gazetesi ve bana göre de CHP değil, ülkedeki muhalefet Hürriyet gazetesidir. Ve çok da büyük faturalar ödenmiştir. Düşünsene adam iş adamı ve orada köşe yazarı her yazdıkça vergi cezası çıkıyor. Bilmem ihalesi iptal oluyor. Yani gerçekten hani Aydoğan'ı da kişi olarak sevmem. Ondan sonra zamanında zamanında eli cebinde başbakanları karşılayıp böyle yani kendini partiler üstü gördüğü bak, için. Bir şey söyleyeyim mi? Patrondur değil mi? Hı. Gidip bütün derdini anlatabilirsin. Seni en güzel dinleyendir orada. Çok babacan adam be. Ama ben sana ya o anlamda ama İyidir. Zamanında kendisi bir kibir olarak görüyorum. Hani hep denir ya İyidir. Hükümetleri değiştirecek güçte veya hani işte pijamayla başbakanları karşılaştı. Ama sen Erol Simavi tanımıyorsun. Ama canım onları kötülere örnek vererek hani onlar ölümü görüntüsmeye razı olamayız. Onun misli daha böyle kendi imparator zannediyorlardı. Evet, o noktada işte o noktada çok medeni, çok babacan, o noktada Cumhurbaşkanı'na katılıyorum. Yani hiçbir medya kuruluşu kendini devletin üstünde ve devlet ve siyasi figürleri değiştirecek güçte görmemesi lazım, görememesi lazım. Öyle bir gücünün de olmaması lazım. İşte biz 5 dakikada değiştiririz hükümeti falan ha. Diyorlar idi. Neyse ama buna rağmen Hürriyet çok önemli bir yer ve buraya 2 kere hunharca saldırı yapılmıştır. Tabii ki ben de kınadım, kınarım da Hürriyet'in son ve çalışanların sonuna kadar yanındayım. Beni patronaj ilgilendirmiyor.
Bakın eskiden Erol Sivavi'ydi. Bugün Aydın Doğan, yarın Ahmet alır, Mehmet alır. Çizgisini bozmadığı, Hürriyet'in DNA'sını bozmadığı sürece Hürriyet'e hep destek olmak lazım. Ama şu da var. Biraz önce kimi izledik? Numan Kurtulmuş. Biz toplum olarak siyasetçilere farkında mısınız? Hiçbir inancımız yok. Neden? Yalan çobana dönmüşler durumda. Neden? Çünkü bu Numan Kurtuluş'un Sayın Cumhurbaşkanı'na, AKP'ye ettiği sinkaflı anlama gelecek lafların ve onları eleştirilerin haddi hesabı olabilir mi? Olamaz. Bugün nasıl ki Rasim Ozan'ın hiçbir eski itibarı yok. Neden? Çünkü bunlar zamanında AKP'yi, Sayın Cumhurbaşkanı'nı aynı Yiğit Bulut gibi eleştir Allah eleştir. Fatih Altaylı niye sevilmez biliyor musunuz? Çünkü hayatı Aydın Doğan'a sarmakla geçti. Sonra Aydın Doğan parayı verdi. Onun düşmanlarını sardı. Sonra oraya gitti. Ona, yani bunlar... Önce Dinç Bilgin, sonra Aydın Doğan, sonra... İşte omurgasızlık. Üç patronda en iyi arkadaşı oldu. Omurgasız olduğu için. Bak siyasiler de... Şimdi Numan Kurtuluş, ben sana niye inanayım kardeşim ya? Sen zaten söylediklerinin hep tersini yapmış bir adamsın. Ama o ortadan konuştu ve öyle konuşmak zorunda. O görev ona verilmiş. Hükümet sözcüsü. O görev ona çok verilmiş. Mantıklı, olumlu ve öyle bir beklenen bir konuşmayı yaptı. Ya ayrıca bir şey söyleyeyim. Ben siyasetteki dalgalanmanın ya da bir dönem belli bir görüşü savunduktan sonra ülkenin gelişen siyaset gündemi, yeni oluşumuna baktığında kendini fikren daha yakın bulduğu bir siyasi partinin içinde onun oluşumuna katılmasını çok yadırgamıyorum insanların. Bu bir gelişik. Ona bakarsanız AK Parti'nin içinde bir dönemin en hızlı MHP'lileri var. CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı. Herkes her yerde olabilir. Herkes ama ben kişi olarak, kişi olarak orada başka bir şey var. AK Parti'nin temel DNA'larına ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsına dair çok ağır ve itham edici cümleleri kurduktan sonra bir hafta sonra da tam tersi söyleyeceğim. İşte şunu demeye çalışıyorum. İşte o yüzden siyasilerin böyle bir itibarı yok. Halk hayır, onlar onu bilerek almadılar mı oraya bilerek? Ayrıca çoğu siyasi hesaplar. Hemen hemen herkes böyle değil mi? Hepimizde birer parça böyle bir şey yok mu? Ben önümüzdeki tarihte... Biz olabiliriz. Biz bireyiz kardeşim. Orada halkı yönetenler de halkı yöneten de olmayacak. Rahmetli Bülent Ecevit hakkında neler dediler ya seçim zamanı. CHP diyorum. Yani orada bunlardan bir şey olmaz. Bunlar dedi böyle benim kafamda değiller deyip gitti parti kurdu. Oo, ne kadar tukaka oldu biliyorsun. Şimdi sabah programa girerken televizyonlardaki bu tip programların içeriğiyle ilgili kendi aramızda bir fikir alışverişinde bulunduk değil mi? Bazıları bu programlarda muhalif duruş sergileyerek seyircinin üzerinde etki yapmaya çalışırken bazıları hiç susmadan sadece kendini anlatmaya çalışarak önde sahne. Siyasette de böyle enteresan bir şey var. Yani aslında birbirlerine karşı hiçbir kin ve nefreti bulunmayan insanlar siyasetin içindeki oyunun kuralında tribüne oynamadı diyor öyle. İşte. Yani şimdi normal sakin biri olsa önünde öyle. Şuna alışık mıyız? Şimdi çıksa Sayın Devlet Bahçeli ya da Kılıçdaroğlu dese ki Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın yaptığı hareketleri destekliyoruz. Son derece doğru kararlar alıyorlar dese ya ertesi günü yemin ediyorum maymuna çevirirler medyada her tarafta. Buradaki amaç ters tepki duracaklar. Ne yapacaklar? Onu yaparken sağlam dayanaklar bulmaya çalışıyor. Diyor mesela Kılıçdaroğlu'nun dün çok şık bir açıklaması var. Diyor ki eğer siz hakikaten 400 milletvekiliyle bu sorunun çözüleceğine inanıyorsanız önümüzdeki seçimlerde çıkacak her sonuca rağmen biz parti olarak 400 milletvekilini sağlamak üzere koşulsuz yanınızdayız. Yok, eksik söyledin. Terörü bitireceğinize inanıyorsan bu, 400'ü ha, vereceğim bu, diyor. Ha, yani bu meseleyle ilgili söylüyorum işte. Hakikaten şimdi bu samimiyetin doğru olup olmadığını nerede göreceğiz? 1 Kasım seçimlerinden sonra göreceğiz. Peki dün bir şey yorumladık. Dün neyi yorumladık? Ben size muhalif oldum. Sizler hepiniz Sayın Başbakan'ın gözyaşlarının gerçek olduğunu söylediniz. Ben de gerçek değildir, timsah gözyaşı değildir ama samimiyetinden şüphe duyuyorum dedim. Neden? Çünkü şehit haberleri varken ve onu ilk evvelden Türkiye'de Cumhuriyet'te hiçbir vatandaş duyamayacakken duyma gücünde olan Türkiye'nin başbakanı. Saat 3'te olaylar oluyor. Beyefendi 7'de maçta, önünde de şehit çocuğu. Ben niye inanayım onun samimiyetine, gözyaşına? Zeytung'da çok gırgın bir şey peki, çıktı biliyor musun? O zaman... Bir dakika şunu söyleyeyim. Zeytung biliyorsunuz değil mi? Bir internet sitesi var, mizah. Herhalde. İşte neden başbakanın haberi olmamış maç sırasında MİT'e fırça atıyorlar. MİT'çiler dedik. Vallahi o sırada biz de maç seyrediyorduk. Ondan haber atladık. MİT dedin, çok güzel bir konuya değindin. Bir saniye. Ben acaba bugün avukatımı araştıracağım.
Birey olarak, vatandaş olarak acaba MIT'i mahkemeye verme hakkım varsa vereceğim. Neden? Çünkü bütün bu olaylar şehitlerimiz istihbarat zafiyetinden dolayı oradaki yolda bomba bilmem ne ve bildiğiniz gibi örgütlerin içinde, her örgütün içinde ajanlar vardır. MIT'in içinde de vardır. Zaten istihbaratlar böyle salgılar. Teknik dinlemeler vesaire vesaire. MIT atladıysa o zaman bu sorumsuzluğu, o kadar çok şehit verildiyse ama neden bir fatura ödemeyecek? Dünyanın her yerinde bunun o çalışanlar olmasa da başları görevden alınır. Ben bugün avukatıma soracağım. Böyle bir hakkım varsa birey olarak, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak mahkemeye vermeyi düşünüyorum. Böyle bir hakkım varsa. Belki benim yoktur da şehit ailelerinin vardır. Ve şöyle cevap veriliyor. Ya biz kandırılmışız, işte biz barış sürecinde. Ya kardeşim tamam, sen oradaki siyasi başkansın ama MIT'in görevi bu zaten işte. Ama vermediklerini nereden biliyorsun? Kandırılmışız diyorum. Politikacılar, o zaman da MIT çıkaracak. İktidar boş ver ya, biz söyledik. De biliyoruz dedi, demişti. Bir şey söyleyeyim mi? Devlet kurumlarından sürekli vaziyette vatandaşa bir bilgi akışı beklemenizi hakikaten şaşkınlıkla yani karşılıyorum. Ben ya vatandaşa niye bilgi akışından bahsediyorum? Devlet için, diyor biz bilmiyorduk. Şimdi arkadaşlar ben de devlete... Diyor, bizi kandırdılar devlete, diyor. Bakın, devlete bilgi verip vermediği, yoksa bana ne? Arkadaşlar, ben vatandaşım, beni ilgilendirmiyor. Şimdi biz burada oturuyoruz, önümüze gelen gazetelere, yazılanlara bakıyoruz. Televizyon ekranlarına çıkan haberlere bakıyoruz. Karşımızda yaklaşık 30-35 senedir faaliyet gösteren, dünyadaki birçok terör örgütü ve devlet ve istihbarat teşkilatları tarafından parasal, silah ve konjektör olarak desteklenen bir örgütten bahsediyoruz. Hem de bu örgütün son zamanlarda bir dağılma gösterdiğini, artık dağdakinin ayrı, Kandil'dekinin ayrı, şehirdekinin kendi başına hareket ettiği bir örgütten bahsediyoruz. Ve görmüş olduğumuz olaylar, eğer sürekli olaylar olursa deriz ki burada bir zafiyet var. Ama dağdaki 10 kişinin de bir araya gelerek yaptığı bir eylemden bahsediyoruz şu anda. Bu eylemden haberdar olmamaları mümkündür. Birçok olaydan haberleri vardır ama her olaydan haberdar olabilmeleri için örgütünün yarısından fazlasının istihbarat elemanı olması lazım. O zaman başka şeyleri sorgularız burada. Sen benim cümlemi dinlemedin galiba. Devletimin başı bana ne dedi? Çözüm sürecinde kandırılmışız, silah yığınak yapmışlar. Evet. Yani bunun Türkçe mealine bizim bundan haberimiz yoktu, kandırılmışız diyor. Ben devletimin başına güvenmek zorundayım. Onun söylediği söze itibar etmek zorundayım. Ben de diyorum ki, ey Sayın MIT, bu kandırılmışla devletim serzenişte bulunuyor ya, ben bulunmuyorum. O serzenişe sebep olacak istihbarat zafiyeti neden oldu? Çünkü devletim serzenişte bulunuyor. Devletim şöyle demiyor ki, biz zaten biliyorduk demiyor ki. Zaten bir söylemiyor. Erol, kandırılmıştık derken... Hı. Belki o durumdaki görevi icabı bizi kandırıyor. Böyle bir açıklama i̇şte yapma o zaman zorunluğunda. Zaten mahkeme işte, neden söylüyorum ben de? O zaman birey olarak hakkımsın, ben de bu mahkemeye verdim. Bir dakika, ben hemen konuya dalacağım. Bu birlik zamanlığına takıldım. Hep böyle samimiyetten, açıklamadan falan bahsediyoruz. Bu arkadaşlar böyle oturup da klavye başına bilmem ne, ah kahrolsun düşman der gibi mesajlar atacaklarına. Mehmetçik Vakfı'na, zaten halktan da bir beklenti var. Mehmetçik Vakfı'na para yatırsalar daha iyi değil mi? Yatırıyorlardı da söylemiyorlardı. Birkaç tanesi yatırdı, hemen de söylendi o. Şimdi, onu konuştuk. Ama şöyle de bir şey var. Yani bu iş değil yani. Eğer, söylemeden yapan da vardı. Şöyle bir şey var. Ben inanırım. Ama iyilik öyle olur zaten. Yazıp bu işi örnek olsun diye sosyal medya hesabından destekleyenler de şunu yazdılar. Gösteriş yapma kardeşim. Bir elin verdiğinden öteki elin haberi olmaz. Hayır. İnsanlar da suslar dönder. Yani iki ucum pis bir değnek aslında yani. Hani ya Demet haber versen bir türlü, vermezsen bir türlü. Var bak, müzik dernekleri var, sinemacının dernekleri var filan. Yani bir örgütlerinin açtığı bir kampanyayla oraya katılsalar. İsim de vermek zorunda değiller. Vallahi ben bence şimdi Sezen verse söylemez. Ya ben mesela söylemez. Şuradaki isimlere bakıyorum. Kim ne düşünürse düşünsün söylemez. Ben orada kocası askerken bir İstanbullu Rum delikanlısına aşk yaşarken yakalanan insan da gördüm. Yani samimiyetine ben de bunları inanmıyorum. Vallahi ben zaten şuradaki isimlere bakıp listeye baktığımda da şunu görüyorum. Yahu kardeşim, Türkiye'nin en güçlü gazetesi yarın öbür gün hayat normale dönecek. Ve biz sahne alacağız, sinema yapacağız, televizyon yapacağız. Bu adamların kucağına düşeceğiz. Aman iki laf edeyim de yarın öbür gün şey olmasın diye bakıyorum ama bu kapaktan bir Gülben Ergen...
sayfada bir Gülben Ergen daha... Demek ki orada Gülben'in çok iyi bir arkadaşı var. Aa. Neden samimi olduklarını düşünmüyorsun? Düşünmüyorum. Bayağı. Neden düşünmediğimi söyleyeyim. Yani bir kere bu metinlerin birçoğunun kendi kalemlerinden çıktığına inanmıyorum. Sosyal medya uzmanlarına yaz dediler, yazlar. Ya kızlar var birkaç ya. Birkaç tane var. Onların yanındakileri. Yani bu cümleleri, kurabileceklerini zannetmiyorum. Şöyle bir şey dedi. İki laf söylemişti birisi. O birazcık düzeltilir. Hürriyet çalışanları hepimizin arkadaşları değil mi? Orada çalışan arkadaşlarımızın bu taize şey uğramış olması bizi üzmüş olamaz mı? Erol'cum. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Anlamadım. Ne dedin? Şimdi biz bir saldırıya uğrasak burada. Bizim... sanatçı arkadaşlarım. Saldırıyla ilgili olur mu? Bak bir şey söyleyeyim. Saldırıyla ilgili. Senelerce bu meslekte dirsek çürütmüş. 35-40 yıl bu insanların hayatlarıyla ilgili haberler yapmış. Röportajlar yapmış. Hürriyete yapılan cenazelerini, saldırı tabii. Cenazelerini 15-20 meslektaşı kaldırırken gördüm ben. Neredeler? Açlıktan ölen gazeteciler var, magazinciler var. Neredeler? Al işte. Ha şöyle diyebiliriz ama bak. Magazin gazetecileri derneği. Pardon bir konuşayım Allah aşkına. Şu Hürriyet'e yapılan saldırıyı vermiş mi? İki saat herkesi konuşturmuş mu? Bu olaylar için de konuşturur. Herkesi de ben bizi okuyorum. Bizi konuşturdu. Nereden biliyorsun herkesi konuşturdu? Nasıl? Vatandaş öyle gelip geçer hiç okumaz bile. Vatandaşı demedim güzelim. Bir de yani, bizi konuşturuyor. Bir de başka bir şey var. Yani ben onu da beklerim mesela şimdi Hürriyet'ten. Tamam kendisi için konuşturdu ama herkes için konuştu bununla. Hürriyete dokunma, Hürriyete yapamazsın gibi bir şey. Yani ben başka türlü şey bekliyorum. Aykut abi bir başka konu daha yok mu? Kaç kişi işten attılar 200 senedir. Kaç yazarlarını kapının önüne koydular. İnsanın başına sen, gelmeyince anlamıyor. Şey. Onları sen, da anlatır abi. Sendika sen, konusu varmış. Niye? Ha, benim mi? Bak fikir işçisi bir gazetecinin sendikası, hayır genel sendikası çalışmasından daha zulüm bir şey yoktur, anladın mı? Böyle zincirlerle çalıştırmak, zincirleri birbirlerine takıp hadi yaz şunu yaz demek gibidir. Dünyadaki çöpçülerin bile sendikası varken fikir işçisi, ahkam kesen, hükümeti, başbakanı, cumhurbaşkanı yerden yere vuran kalemlerin sendikası yok. Neden bahsediyorsun? Bunu yapan gazete var mı abi? Merak ediyorum. Neresi? Nasıl? Hangisi mesela? Var gariban 2-3 bin satan gazeteler. Sözcü var. Nasıl mesela? Sözcü'de de yok bence. Sözcü'de de yok. Ama Sözcü'deki kadro çok... O zaman bunlar ahkam kesiyorlar ama kendileri nedenli sosyal... Ama emekliler çoğu emeklidir. Sözcü'nün kadrosu emeklidir. Peki bir şey söyleyeceğim. Hepsinin sosyal medya hesabı değil mi? Ne kadar zamandır bir sürü gazeteci işten çıkartılıyor. Niye yoklar? Hangi gazetecinin yanındalar? Niye bir tane mesaj veriyor? Millet gazetesinden niye daha yazdılar? Geçen hafta 5-6 kişiyle en iyi yazdılar. Yazmıyorlar, yazdılar koyacaklar mı? Onu söylüyorlar. Hayır, kendi sosyal medya hesaplarını paylaşsınlar. Onun için başka daha önemli insanlar var orada. Yani. O ya, öyle, yani siz şunu anlamadınız. Bakın bir şey söyleyeceğim. Aradaki farkı anlatmaya çalışıyorum Tayyar'cığım. Benim için Hürriyet, Erol Simi abi zamanında da Hürriyet'ti. Aydın Doğan zamanında da. Ve Aydın Doğan'a dair fikirlerini de söyledim. Yarın başkası alır ama Hürriyet bir kurumdur. Bir Hürriyet'in kendi bir DNA'sı vardır, bir duruşu vardır. Kurumdur. Bir kurumdan bahsediyorum Türk, ben. Türk slogan şudur. Çalışanlardan değil. Sedat Simi abi tarafından, Erol Simi abinin babası. İlk Türkiye kurucusu. Türklerindir. Yazar. Hayır, Türkiye Türklerin değil. Hürriyet Türkiye'dir. Bak bunu unutma, Hürriyet Türkiye'dir. Ortalama alınır bütün haberler konurken. Iğdır'daki vatandaş da, Edirne'deki vatandaş da. Nasıl şartlanmış? Ben böyle ne biçim... Logonun altında öyle yazar. 19 yaşında başladım. Ayrıyetten de... Erol Bey'e dedim ki ben kaç defa böyle ters... Erol Bey'in en iyi canını yakmışım. Vallahi Hürriyet benim için her şeyin üstünde. Ben nereden bileyim sizin eşiniz dostun olduğunu? Onu mu düşüneceğim ben dedim. Haklısın oğlum dedi. Bana ikramiye verdi Erol Simi abi. Vallahi bir şey söyleyeyim. Ayrıyetten de bu ektekileri görüyorum. Şimdi mesajları okudukça görüyorum. Bunlar sadece... Hürriyete yapılmış, saldırı kınamış şeyler değil. Mesela öyle Cenk mi? Eren yazmış, ben bu devlete 18 ay askerlik yaptım. Yine çağırırlarsa yine giderim. Canımı, malımı, her şeyimi veririm. Ama sokaktan çekilin. Sokak çözüm değil. Vatanı ateşe atmayın. Allah rızası için biz yaşadık o günleri. Allah buna sebep olanları, o nineyi ağlatanları ve sessiz kalanların belasını verecek. Bu gözyaşlarında boğulacağız. Şimdi bu... Ne alakası ya, var? Ama zaten o her türlü... teröre karşı tamam. Bir cümleleri aldım. Hasibe Eren demiş ki, Hakkari'de yaşamını bitiren tüm canların yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu acının durması için barışa ihtiyacımız var. Yani şimdi sosyal medya hesaplarında Dağlıca'da öldürülen asker kardeşlerimizi, Iğdır'da öldürülen polis kardeşlerimizin acısını paylaşmışlar. Onlar almışlar, Hürriyet'e destek çıkıyoruz mesajları altında. Araya yedirmişler. Bu askerlikte bak bir şeyini yiyeyim ayakları derler, tamam mı? Bu yemen. Mesela Arzu Sabancı demiş ki umudumuzu yitirmedik. Birlik beraberlik içinde bu zor günleri de aşacağız. Nerede Hürriyet'e destek? Hani Hürriyet'in adı? Ben de zaten öyle ki. Ama manşeti nasıl vermiş? Bana ne manşeti abi? Ya ben burada yerse her türlü teröre karşı ya Hürriyet benim. Ya bunu sen yapma ya.
Bir gazetenin en önemli şeyi zekası zaten işte bunları paketlemektir. Abi, paketlemek... Sen zamanında paketlemedin mi? Sen zamanında paketlemedin. Hürriyette şey paketleyince mi suç oluyor? Başta paketlersin, içini okuyunca da kof olduğunu anlarsın. Ondan sonra bütün inancını yitirirsin. Başlıkta insanlara gazete sattırmak veya halkı kandırmak iş değil. Onu yaptı bizim abilerimiz. İşte bak şimdi hiçbir o gazeteler yok. Yaptılar böyle. Resme göre böyle bütün diyalar ortaya konurdu. Gelirdi abilerimiz, müdür abilerimiz. Bakardı bu ne? Aa buna yazı atardı. Ben de iyi yazardım. Atardı. Gökben denizde, Gökben'e köpek ısırdı. Denize giriyor kız. Ama sırf bikini resim ya onu koyacaksın. Boru döşedi. Ya, böyle ya böyle gazeteler bir de, vardı. Bir de şu. Resim bak. Resim, önce başlık resim, resim altı. Haber yok. Haber yok. Haber böyle oldu. Asparagas denen tam gazete söyledi olmadı mı? Tam, günaydın. Bir ara ben günaydın tam. Bak. Ha. Bir ara ben günaydın'da. Yaz geldi Pakize suda. Kış geldi havalar soğudu Pakize suda. E canım yazı işleri müdürü sana aşıkmış. Baktırıyordur resimleri ay, ondan. Ay öyle iki kişi vardı orada. Abi bir şey daha söyleyeceğim. Burada herkes şeye de değinin demiş. Evet doğrudur. Şu gerçeği atlamayalım. Ekonomik. PKK'nın diyorlar en büyük gelir kaynaklarından biri uyuşturucu ticareti. Evet. Ve ama diyorlar ki Doğu buna niye göz yumuyor? Çünkü Doğu'da iş yok, fabrika yok. Ya, o rant üzerinden geçiniliyor diyor. Bu realiteyi sakın es geçmeyin nice diyorlar. Nice diye bir şey var. Evet. Dünya biliyor. Ha yani. Şimdi şey bunu gibi, da atlamayalım Kolombiya yani. Kolombiya gibi. Yok Kolombiya mı neydi? Uyuşturucu. Buna da göz yuman. Amerika'da var eğer ki ülkeler. Bürokrat ve devlet yetkilileri varsa bunlar da araştırılsın yani. Buna da göz yumulduysa. Bak ne diyorum. Kocası Doğu'da askerken evinde Rum delikanlısınıla yakalanan bir sanatçı kardeşimiz de orada şey yapmış. İsim vermiyorum. Ben bunu abi yazdım. Ver niye isim abi Pınar Altı'dan bahsediyor. Ben söyleyeyim ben ya. Ben bunu yazdım. Şimdi Pınar Altı'dan bahsediyor. Ben bak, yazdım. Nasıl yazdım biliyor musun? Ya dedim Yunanistan'da dedim çok ünlü bir dedim kadın oyuncu sanatçı. Kocası askerken Yunan askeriken kalkıp da bir Türk askerine bir Türk delikanlısına evinde yakalansa Yunan halkı buna ne der dedim. Aa bana dava açtı basın konseyinden kararla falan ben ırkçı oldum anladın mı? Ve kazandı da mahkemeyi. Irkçılığa girdi. Soru sordum ama tabii ne oldu? Ne oldu? Kışladan kaç tane kaçan asker evine basmış biliyor musun? Merkez komutanının evinin etrafında şey almış. Şimdi bir şey söyleyeyim ben. Çok geçmiş zaman. Şimdi kızı var. Evlendi. Baktım, ben de zaten siz kaçınız. Ben söylemiyordum. O da zaten buna çok sıkılmıştır. Şimdi bunu kurcalamanın hiç sabahta çarşaf gibi çıktı. Sabah yemedi mahkememe. Ben gariban akşam gazetesini verdi. Ya şunu da kabul etmiyorum abla ya. Şimdi erkeklere her şeyi konuşuyoruz. Kadın ama şu anda ya abi, nedir yani bu? Ev var bak. O zaman her altı yesin. Sen de uyuşturucudan bastı bak. Madem uyuşturucudan niye Tarkan'ı savundun? Evinde çocuklar çok Tarkan'ı niye savundun? Tarkan ne kadar kötü örnek oldu biliyor musun? Uyuşturucuyla yakalanıp af olması. E tabii ki. Ha, onu söyleme o zaman. Hep söyledim. Ben ne dedim? Bütün oyuncu ve şarkıcılar bir gram bile yakalansa hepsi hapiste atılsın. Sadece ifade verip o narkotikten çıkmasınlar. Helal olsun. Tamam. Tarkan'ı da söyledim bütün oyuncuları da. Tamam. Ben de öyle ifade mi? Verip yok. Onlar çünkü birbirlerine diyor ki bir şey olmuyor kanka ya ifade verip çıkıyorsun arka kapıdan. Ne arka kapısı kardeşim? Arka kapıdan da çıkmıyorlar ya. Ön tarafa çıkıp gazeteci. Poz veriyorlar. Makara yapıyorlar. Falan muhabbetiyle yürüyüp gidiyorlar. O Kenan Menan çok kötü örnek olmadı mı abicim bu olaydan böyle yırtmaları? Onların hayranı bir yıl Anadolu kaportacı merak ediyorlar. Var. Onlar bile yapıyorsa diyor merak ediyor abi, gençler. Bak bana ne diyorlar biliyor musun? Piyasadan niye arkadaşın yok? Hiç gezmiyorsun. Hiç olmadı. Yani bilemeyebilirim. Al anlamayabilirim. Ne olduğunu bilemem. Yanımda dolaştırırım. Arkadaşım derim. Bir şey çıkar. Ben de giderim. Çok korkarım ben böyle şeyden. Ben kimseyle arkadaş olmadım çok. Efendim? Benim hep dışarıdan arkadaşlarım hepsi. Tabii. Bu arada. Aa Paksu da yanımdaydı. Yok hayatta da yapamadım yani. Bu arada ben. Sokaktaki eylemlerde dikkatli olun diye demiştik. Akşam gazetesinin manşetinden okuyorum. İstanbul'daki terör protestoları sonrasında PKK'lı provokatörler de ele geçirildi. Önceki akşam Beyoğlu'nda şehitler ölmez, vatan bölünmez sloganları atarak yürüyen grubun başını çeken iki kişi polisin dikkatini çekti. Gözaltına alınan iki şüphelinin PKK elemanı olduğu ve evlerinde de bölücü örgüte ait dokümanlar ve bayraklar bulunduğu şartıldı. Şimdi tabii ki dedik ya hani başlarda birileri var. Yürüyün kardeşlerim diyor böyle milleti bir döküyorlar. Hurra peşinden giriyorlar. İçeri yürüyenlerin çoğu oyundaki adamın kim olduğunu bilmiyor bile. Tabii. İçeri işlerinden niye koştuklarını bile bilmiyor. Sürü psikolojisi. Bir de, bu arada Iğdır Vali Yardımcısı
tweette çok büyük açıklama yapıyor. Iğdır vali yardımcısı. Bakın. Ne diyor biliyor musunuz? Bu yaratıkların dağlara kaçma şansları yok. Hepsi 3-5 köyde. Kudretli valilere, savcılara, komutan ve müdürlere ihtiyaç var. Ben dahil herkes hakkında soruşturma açılsın. Görevimizi yapmadık. 15 gün önce aynı yerden vurulduk. Kaçan teröristler o köylerde. Ama biz görevimizi yapmadık. Savcılar, komutanlar, müdürler görevimizi yapmadık. Bizler hakkında soruşturma açın diyor. Vallahi, Iğdır vali yardımcısı. Çok tebrik ediyorum. Helal olsun adamım. Ya tebrik ediyorum. Bak bu devrim işte. Bravo. Bir görevlinin bunu söylemesi çok önemli. 3-5 köyde saklanıyorlar ve herkes bunların yerini biliyor diyor. Efendim ya. Bu arada biraz önce demiştim Eskişehir'de bir işçi kardeşimizi bir şey dövmüşler diye. Yine bir mal kirliliği. Bir dinleyicimiz, seyircimiz fotoğrafın orijinalini atmış. Mısır'da hırsızlık yaparken yakalanan bir hırsızın halk tarafından linç edilmesinin görüntüleriymiş. Dün gazetelerde dün gazetelerde Eskişehir'de dövülen işçi diye verilmişti. Daha sonra gerçek hesabın fotoğraflarını göndermiş. Altı Arapça yazıyor. Türkçesine çevirmiş. Abi insanları böyle kandırıyorlar. Bu fotoğrafları koyup provoke ediyorlar diyor. 13 polisin şehit olduğu minibüs minibüsü hurdacılar kiloyla satacak. Nereden okuyorum? Posta gazetesinden. PKK'lı teröristler Iğdır'da asfaltın altına yerleştirdikleri bir tonluk bombayı polislerin içinde olduğu servis minibüsü geçerken uzaktan kumandayla patlatmıştı. 13 polisimiz şehit düşmüş, minibüs paramparça olmuştu. Iğdır'da bombanın altına konduğu asfalt dün onarıldı. 13 polisimize mezar olan minibüsün geride kalan en büyük parçası emniyete götürüldü. Kalan diğer parçaları olay yerine gelen hurdacılar topladı. Kiloyla satıldı. Kurulacak bir terör müzesinin şehitlere saygı olarak baş köşesine konması gereken parçaları hurdacıların kiloyla satacak olması şimdi çok açıklanmış. Şimdi oradan bir tane büyük parça kalmış, gerisi parça parça. Büyük parça kiloyla almışlar. Satılmış, tamam mı? Hı-hı. O çocuklar ne oldu orada öyle ya? Onun için bu cenazelerin biraz uzadı, çocuklar bulunması, toplanması, ailelerden bence DNA'lar alındı, karşılaştırıldı. Yani çok acıklı şeyler bir, yaşandı aslında. Bir Tayyar Bey'e bir tweet var. Diyor ki Tayyar Bey neden programımızda moderatör olarak Sözcü, Cumhuriyet vesaire okumuyor diye. Neden okumuyor? Önüme gelen bütün gazeteleri okuyorum. Sabah biz geldiğimizde gazetelerin tamamı elimize ulaşmamış oluyor. Biz çok erken alıyoruz gazeteleri. O yüzden de gelen ona bakarsanız söyleyeyim. Muhalif olarak Hürriyet var önümde. Milliyet var önümde, Akşam var, Posta Milliyeti var, geç. Takvim var, Akşam, Sabah var, Haber Türk var. Orada yani gelen gazeteleri bak, okuyorum. Ben size mevcutta ben. Ulaşanlar sen bunlar. Sen eğer tarafsız yayın yapmak istiyorsak oraya Sözcü. Tarafsız mı Sözcü? Zaman ve bugün bir şey söyleyeceğim ya. Hakikaten şimdi, tarafsız mı Sözcü? Ay canım tam bir taraf yani. Yani diyor ki yani, muhalif olan şeyi de koyacak ama, diyor. Ha muhalif şimdi, tamam onu anladım. Şimdi o zaman çok güzel. Şimdi de yazarları bitti. Falan var onların. Tamam, ben de okuyorum ben tamam. Arkadaşlar Özcü'yle okumak ben lazım. Ben bütün gazeteleri okuyorum. Bana yöneltilen soruya cevap verebilir miyim? Tabii. Biz pazartesi gününden itibaren pazar günü aldığımız haber üzerine bu programı iptal etmedik. Bunu neden iptal etmediğimizi size söylemiştim. Biz bir sabah magazin programıyız ve bu gazetelerin magazin eklerindeki gazete manşetlerini, popüler dünyanın insanlarını paylaşıyoruz. Gayri sizinle. İhtiyari bu programı yapıyoruz bu formatta. Şimdi biz buradaki programa başlama kararını verdiğimizde bizim de bu memleketin gerçeklerine ilişkin söyleyeceklerimiz var diye geldik. Buraya Zaman Gazetesi'ni, Cumhuriyet'i, Sözcü'yü koymamış olmamız o gazetelerin manşetlerine taşıyacak olan haberleri dillendirmiyor değiliz. Bu masada gördüğüm kadarıyla her türlü fikri savunan insanlar var. Yeri geldiğinde birbirimize muhalif oluyoruz. Yeri geldiğinde birbirimize aynı konu üzerinde fikir birliği sağlıyoruz. O yüzden buradan Cumhuriyet'ten bir manşet okumam, Zaman'dan bir manşet okumam, Hürriyet'ten bir manşet okumam çok önemli değil. Önemli olan burada hayatını benim gibi, Aykut Bey gibi magazinden kazanmış, hayatını uzun yıllar sahneden kazanmış, hayatını uzun yıllar sahne ve müzik sektöründen kazanmış insanların sırtını ülke gerçeklerine geriye dönmemiş olması. Bırakın burada ne okuyup okumadığımızı. Biz bugün buradayken sırtımızı sıvazlayı istemiyoruz ama bu gerçeği de göz ardı etmiyoruz. Kimsenin konuşmadığı her şeyi de üst yöneticilerimize, yani, patronumuza teşekkür ediyoruz. Daha bir sansür cümlesi geçmeyen her şeyi de konuşuyoruz. Yelpaze dedir ya biz yelpazeyiz. Evet. Bir şey daha söyleyeceğim. Bir izleyicimiz demiş ki devlet bilmiyor diyorsunuz. Ahmet Hakan'ı tehdit eden, yayın yoluyla tehdit eden Cem Küçük adlı şahıs
Açıklama yapmış, demiş ki biz demiş o yollara döşenen mayınları, hurmaları da her şeyde biliyoruz demiş. Nasıl bir bilmedir? O da enteresan yani. Cem Küçük biz biliyoruz demedi, şöyle bir şey söyledi. Emniyet yetkililerinden aldığım bir bilgiyi aktarayım dedi. Biraz önce söyledim ya, evet. Güneydoğu'da yol yapımı inşaatı İstanbul'dan Ankara'dan bir müteahhite verilmek yerine oradaki müteahhitlerden birine verilsin ve hem de o tarafa ekonomik katkı olsun diye verilmiş bir Kürten yol verilmiş. İhalesinde ihaleyi alan inşaat şirketi terörist gruptan 30 kişiye de burada iş vermiş. Zaten istihbaratı bilgisi alınmış, bomba patlattıktan sonra imha edilmiş, müteahhit gözaltına alınmış. Bu işçilerden bir grubu yakalanmış, bir grubu hala aranır bir vaziyette. Onun için anlattığı mevzu buydu. Biz biliyorduk demedi. Böyle bir olay daha önce de gerçekleşmiş. O da başka bir olay mı? Patlayan şey evet, değil. Bir başka bir olaydan bahsediyoruz. Biraz önce bahsettik ya Aykut. Yani işçiler var, yol yapanlar var, işte kaldırımları yapanlar hepsi Kürt. Zaten bütün Kürtler de terörist değil yani. Aslan gibi çalışan çocuklar. Ya zaten konu o kardeşim. Tabii Kürt kadar. Eşittir PKK değil. Bu arada Cem Küçük, bugün Ahmet Hakan yazısında Cem Küçük'le ilgili çok güzel bir şey demiş. Cem Küçük demiş ya ona, istesek seni sinek gibi ezeriz, yok olursun. Diyor ki, çoğul eki kullanıyorsun, üçüncü çoğul şahıs, siz kimsiniz diyor. Yani evet. Sinek gibi ezeriz. Arkana hangi gücü aldığını ima ediyorsun ve çoğul. Siz bir örgüt müsünüz, terör örgütü müsünüz ve bir çete misiniz ve hangi güç gücü alıp bu cüreti kuruyorsunuz onu bir açıkla da ağababalarını bileyim canım diyor. Fark o da güzel bir yanıt vereyim ben. Dediğin doğru. Ancak şöyle bir şey var. Önlem olarak bir takım geçmişte yaşanan olaylar da var. Mesela askerinin bir kararı var idi. Sonra değişmiş galiba o. Mesela cephaneliklerde falan Doğu kökenli, Güneydoğu kökenli askere nöbet yazmazlardı. Onlar böyle işte yemekhane falan filan yani şeyin bütün mermileri filan olduğu yerleri anahtarını ona teslim etmezlerdi. Allah tamam mı? Allah. Yani öyle bir şey vardı. Paranoya zaten vardı. Bütün askerin de bir künyesi var, şeyi vardır. Geçmişini gösteren nereden ne yaptı filan. Sicilnamesi. Sicili vardır. Esüt subayında. Neyse o zaman öyle bir önlem vardı. Ve şeylerde de tertiplerde de mesela Güneydoğulu insanlar İstanbul tarafına filan gelirdi. Oralarda askerlik yapmazdı. İstanbul, Ege'den, Mege'den, Trakya'dakiler oralarda askerlik yapardı. Ya. Böyle bir şey vardı, sistem vardı. Ben onun için diyorum yani. Sen diyelim ki Kadıköy Belediyesi'nde yol inşaatına çalışan bir Güneydoğulu bir adam. Onun oradaki uzantısı, akrabası, teyze oğlu falan, bak böyle böyle sen bunu böyle, hayır diyemez. Allah'ın emri onların dediğini yapmak zorunda. Bütün sülalesi orada, bütün anası babası orada. Onların elinde. Ona yok yok ya ben benimle ilgili var filan dersen. Abi mahalle mahalle bütün apartman görevlileri öyle. Hepsi öyle, doğru. Öyle, hepsi. Öyle tabii. Hepsi ve çok iyi insanlar. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Benim çocuklarım. Yani Allah kötüye düşünmese kimse yani. Devamlı muhtarlarla toplantı yapıyor. Siz her şeysiniz diyor. Siz her şeyi herkesi benden iyi biliyorsunuz. MİT'ten çok ona güveniyor. Muhtarlara güveniyor. Muhtarlar da çok öldürülüyor biliyorsun. Yani, vallahi bir şey söyleyeyim mi? Korucular vardı onlar da öldürülüyor. Benim çocukluğum Feriköy Paşa Mahallesi'nde geçti. Yan komşum Alevi'ydi, karşı komşum Kürt'tü. Bizim de öyle, biz de Kürt'te öyleydik. Çarşıya pazara giderken evlerine bırakırlardı. Evlerimizin anahtarını bırakırdık. Yemeklerini yedim, sofralarında bulundum. En ufak bir yan gözle ne ablama ne bana bakmış değillerdir. Hayatımızın bir bölümü onlarla beraber geçti. Üzerimde hakları var, hepsi helal etsin. O yüzden de bu meselenin ısrarla altını çiziyoruz. Bu bir Kürt meselesi değil. O yüzden de aramızda yaşayan Doğulu vatandaşlarımıza, Güneydoğulu vatandaşlarımıza, Kürt Doğulu vatandaşlarımıza lütfen terörist muamelesi yaparak bakmayın. Tabii, çünkü hiç, bu olaylar durulacak hiç. Ve biz yine aynı mekanlarda, aynı ortamlarda, aynı sofralarda buluşacağız. 2015 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A milli takımımız ülkemizi gururla temsil ediyor. Şehit haberleri geldiklerinde Almanya'yı 80-75 yandıkları maç öncesinde şehitlerimizi anmak üzere saha ortasında bir saygı duruşu yapmak istediler. Ama ve lakin gelin görün ki ne FIBA ne de salonun yetkilileri bu işe tahammül edemediler. Basketbolcularımız saygı duruşuna geçtiklerinde salon müziğini sonuna kadar açarak çok saygısızca saygı bir harekette bulunmuşlar. Uluslararası kurallarda spor müsabakalarında böyle bir şey ancak UEFA'nın falan filan böyle örgütlerin izniyle oluyor. Her şeyde de olmuyor. İzin vermemişler. İzin vermeyince bizimkiler demiş ki bari demiş şey yapalım. Bari maçtan önce kendi aramızda Yunanlı şey pardon yendikleri kimdi?
Ustamı güzel yapmadan duramam, mikrofonu düşmüş. Almanların da iznini alarak bir arada bir saygı duruşu da yapımda. Yani adamlar saha komiseri izin vermemiş. Buna rağmen kendileri bir lokal bir anda şey yapmış, saygı duruşu yapmak istemişler. Ama Almanlar o sırada müzik çalmaya başlamış. Enteresan bir şey. Yani şu var, diyelim ki FIFA buna bir yetki vermedi, izin vermedi. Ama biliyorlar ki ülkemizde 16 tane vatan evladı şehit olmuş. Ve karşımızdaki Türk milli takımı, yani bir ulusu temsil ediyorlar. Kollarında siyah bantları var ve maça bu duygular içinde çıkacaklar. Oradaki müziğin 1 dakika 30 saniye 45 saniye açılmaması hiçbir şey kaybetmezleri. Oradaki yetkili müdür bile ya veya o masayı kullanan adam bile kişisel inisiyatifini kullanıp ya bir dakika sonra basayım da çalayım bu müziği diyebilirdi. Çok saygısızca hareket edeceğiz. Bu konuları konuştuk. Bu çok uluslu bir olay. Bu terör denen olay diye biz anlatıyoruz ama bütün Avrupa çok yakinen takip ediyor. Adamların tavırları, duruşları belli. PKK'yı onlar bir özgürlük arayan bir şey, siyasi parti olarak görüyorlar. Terörist bile demiyorlar onlara. Sen Berlin'e gittin mi? Onların mahallelerine gittin mi? Paris'te gittin mi? Orada baştan aşağı Kürtler, işte yani Türkler, işte diyorum ya Kürtleri niye öldürüyorsunuz diyorlar. Türk'üm diyorsun, niye öldürüyorsunuz diyorlar. Böyle bir propaganda var, böyle bir ortam var. Ve kalkıp da bizimkiler anma falan olur mu ya, zaten siz Kürtleri öldürüyorsunuz, bir de neyi anıyorsunuz falan diye. Kim bilir nasıl da gülmüşlerdir yani. Almanların bakışı bu, Fransız bakışı bu. Fransızlar bütün Kürtlere hep siyasi sığınma imkanı nasıl vermiş. Olduğunu biliyor musun? Neden sizce? Şimdi havaalanına gidiyorsun, diyorsun ki ben Kürt'üm, Kürt olduğum için ben canım tehlikede, beni öldürecekler diyorsun. Öyle mi diyorlar? Peki filan. Hemen bir şey geliyor, tercüman geliyor, o da Kürt ama. Ona Kürt hemen diyor ki sana, bak seni diyor ben burada oturma izni aldırtırım. Sana diyor 200 sene sonra vatandaş ama ne bundan sonra ne görev verirsek onu yapacaksın burada diyor. Sen de orada havaalanındasın, yoksa ilk uçakta Fransa'da, Cemuzan, Belçika'da, İsveç'te. Cemuzan da Kürt'tü demek. Kürt'tü demek Cemuzan'da. O başka şeydi. Fransa'dan indiği ya geldi. Onunki başka ya. Onunki başka, ne olur. Deryacığım şu Trabzon otogarında yaşayan. Bak. Bitir abi. Hayır, çok önemli. Videoyu hazırlattıracağım da sen söyle. Trabzon'daki olayın videosunu hazırlayalım. Sen, evet diyorsun. Ben şurada Diyarbakır şu köyünden bilmem ne. Ondan sonra öldürme bilmem ne filan diyorlar. O da tercüman da evet diyor. Doğru söylüyor diyor bu. O bilir kişi. Gelen onların adamları. Bilir kişi evet diyor, öldürme ihtimali var. O köydekileri hep kesti Türkler falan diye. Tak diye seni kamplar var, kampa gönderiyor. Atina'da da var. Mülteci kampı. Mülteci kampı. Ama genelde Kürtlerin gitti. Ne yapıyorlar orada? Orada kampı? Abi akşama kadar işte bir yatak veriyorlar. Belli bir para veriyor. O parayla sadece sigara alabiliyorsun. Yemek içmek. Beşe kadar da iznin var. Beşe kadar işte şehir içinde dolaşıyorsun. Bir pasaportun da yok. Bir kart var. Ondan sonra 5'te dönüyorsun, orada yatmak zorundasın, akşam orada kalmak zorundasın. 200 sene sonra başka bir, daha bir şey veriyorlar. Büyüst level'a. Büyüst veriyorlar, ondan sonra da 1-2 sene sonra da zaten vatandaşlık veriyorlar. Yani çok var İskandinav ülkelerinde. Almanya'da da var, şey de var. Efendim Trabzon'da teröre karşı sadece asker polis kaybettiğimizde değil, Karadeniz halkının net bir duruşu var. Ve orada en ufak bir karşı görüş hareketine izin vermiyorlar. Trabzon otogarı karıştı. Önce bir videosunu seyredelim. Terör propagandası yaptıkları iddia edildi. Doğu kökenli iki kişiyle otogar çalışanları arasında tehlikeli gerginlik yaşandı. Görüntüler Trabzon'dan. İddiaya göre iki kişi tedavi için Siirt'ten Trabzon'a geldi. Tedavilerinin ardından memleketlerine dönmeye çalışıyorlardı. Otogara geldiler, bilet almak istediler. O sırada otogar çalışanlarıyla aralarında tartışma çıktı. Otogardakiler doğulu vatandaşları terör propagandası yapmakla suçladı. Gerginlik büyüdü. O anlar kameralara yansıdı. Polis girdi. Polisler iki kişiyi öfkeli gruptan kaçırmaya çalıştı. Ha, orada dövüş var. Bir otobüs firmasının yazıhanesinin içerisine aldı. Ancak öfkeli kalabalık iki kişinin dışarı çıkarılmasını bekledi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Ama kalabalık bir türlü dağılmadı. Bunun üzerine bölgeye TOMA geldi.
Bu defa da aracın çağrılması kalabalığın tepkisine neden oldu. Toma bölgeden geri gönderildi. Yaklaşık 2 saat sonra 2 kişiye polis kıyafeti giydirildi. Kalabalığın dikkati çekilmeden binadan çıkarıldı. Efendim, haberin detaylarını Sesimiz Trabzon gazetesinin bugünkü manşetinden okuyorum. Siirt nüfusuna kayıtlı biri inşaat işçisi 3 vatandaş Maçka'da tedavi olmak üzere hastaneye gitti. Müşahede odasında tedavileri sürerken şahıs aynı odada kaldığı başka bir şahıs ile Dağlıca baskınında şehit olan 16 asker konusunda tartışmaya başladı. Bunun üzerine hastane yönetimi hastayı sabah olmadan taburcu etti. Maçka'dan Trabzon terminaline gelen iki Siirtli vatandaş hakkında taksicinin "bunlar Maçka'daki teröristler" demesiyle ortalık bir anda karıştı. Terörist sanılan iki kişi bir yazıhaneye sığınırken polis geniş güvenlikli önlemleri alarak Trabzonları sakinleştirdi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu öfkeli kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Gümrükçüoğlu, "bir abiniz olarak sağduyulu davranmanızı istiyorum. Provokasyonlara gelmeyin. PKK polis de vatandaşı yüz yüze getirmeye çalışıyor. Mert yüreklerinize her zaman kahraman olan sizlere yakışan şekilde insan hayatına kıymet verecek tarzda davranmanızı bekliyorum" diyor. Şehirde başlayan dedikodu garda katliama dönüşüyordu demiş. Sesimiz onun için işte Trabzon gazetesi. Çok, değil mi? Bugünler çok hassas günler. Bunları inşallah... Evet. Demet Akalın serzenişte bulunmuş. Bize. Yuh, yok yok. Popçulara yuh demiş, yuh. Dört gündür uyuyan popçular var. Sonra eminim diyecekler ki telefonumu düşürdüm, telefonum eklendi. Ağzınızı açmadınız, ülkemizde bu kadar şehitlerimiz var. Ondan sonra sizi görürsem hiçbirinize merhaba demeyeceğim. Selamı sabaha keseceğim. Kimin ne olduğu bu olaylarda ortaya çıktı diye. O da ne Mert kız büyük değil mi aslında? Bulunmuş. Ha, Mert'tir değil mi şey? Tebrik ediyorum kendisini. Ben de ediyorum valla. Zaten bak, asker gibi kızı. Parasını da yolladı. Bir asker kızı. Parayı da yolladı. Evet. Söyledi de hiç çekinmedi söyledi. Ya bu sokaktaki ateşi söndürmek lazım. Yani bir tarafta bir ateş yandı sokakta yürüyen ve alevlenen bir ateş var. Bunu da durdurmak lazım değil mi Aykut abi? Bu tehlikeli bir boyut, tehlikeli bir iş. Ama çok kişiye çok görev düşüyor. Mesela biraz önce, taksicinin cehaleti bak bu. Burada şey var demek. Ne demek? Ne gördün ne yaptılar da hemen ortalığı fişekliyorsun. Böyle bundan hakikaten beslenen tipleriz. Medyadaki bütün görüntüler, konuşmalar, çok bizim de yaptığımız öyle. Şu anda dahil buna. Ya gazetelerin attığı bütün başlıklar falan, her şey çok hesaplı, çok kitaplı olmalı. Erol başlarken çok güzel kitle psikolojisi var ya bizde. Tabii, 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 o tabii, çok tabii. önemli. Yani bizde böyle birisi, abi işte senin yazısı verin. Allah Allah diye gidiyoruz sonra. Allah Allah diye de dönüyoruz dedim ya. Bak bir şey uydur hemen böyle kulaktan kulağa kulağa tabii, bu kadar tabii, olur tabii. O bu kadar. Değirmen diye anında, film vardı ya onun gibi. En kötü. Demet Akalın bayağı kayda değer. Müsaade edersen tabii, okuyayım tweetini. Tabii lütfen buyur. 4 gün sonra uyuyan popçular var. Dur hadi var. Daha yaz uykusundasınız. Uyuyun uyuyun. Hayır, anlayamadığım bu ülkenin evladı değil misiniz? İğreniyorum sizi takip ettiğim için. Gördüğümde selam vermeyeceğim. Övgü dolu sözler beklemeyin. Ne mal olduğunuz ortaya çıktı. Bari hacklendim ya da telefonum çalındı falan deyin. Başka türlü harbi yatacak yeriniz yok. Başlayınca diziniz de seyretmeyeceğim. Hiçbir şeyiniz müziğinizi de almayacağım. Sizlerinle aynı sektörde olmaktan utanıyorum. Ülke kan ağlıyor demiş. Doğru söylemiş. Filiz Bayar kardeşim, bu sabah Eskişehir'de bir inşaat işçisi öldüğü haberi yalandır. Keşke araştırsaydın demiş. Herhalde dinlemedin. Biz de dedik ki sosyal medyada dolaşan bu fotoğrafın aslı yok. Daha önce bir kardeşimiz bu fotoğrafın gerçeğini Arapçadan Türkçe metnini açıklamıştı. Programın bir bölümünü seyrediyorsunuz. O bölüm üzerinden de anladığınız kadarıyla mesaj yazıyorsunuz. Başımızın üstünde yeri var. Ama hani başını ve sonunu bilirseniz konuştuklarımızın daha birbirimizi anlayacağız. Ali Kemal kardeşimiz diyor ki, Hürriyet bomba patlayıp çocuklar parçalanıp ölünce bomba erken patladı diye haber yaptı. Bu gazetecilik mi diye soruyor. Doğru. Tayyar, bu dinlemeden ya. Veya konuya yarısında girip veya yarısında bırakıp yorum yapma var ya böyle kafadan atma. Bunun çok güzel bir örneği var, 2 gün önce oldu. Sabah gazetesinde bir haber çıkmış. Depardieu, lanet olsun bu ülkeye, ben bu ülkeyi terk ediyorum demiş. Böyle bir başlık atmış. Aman Allah'ım, şeyde sosyal medya, Depardieu hakkında nasıl defol git, zaten biz seni istemiyoruz. Depardieu Türk zannediyorlarmış, biliyor musun? Ay yok. Heri Fransa'da, vergi Fransa, ben başka... Ayolo başka bir yere yerleşmedi mi zaten, Rusya'ya falan gitmedi mi yani? Ama olay şu,
Hayır, Rusya'dan para... Ben diyor Rusya'da para kazanıyorum, başka ülkede kazanıyorum. Niye Fransız hükümetine para, vergi vereyim diye? Böyle bir hükümetle şey var. Yanlıştı o zaten. Yani hükümetinle vergi konusunda bir Fransa'yla bir şey var, problemi var. O da demiş ki ben Fransa'yı terk edeceğim demiş. Gideceğim lanet o ülkede. Sabah da bunu yazdı ama yazının içini okumuyor. Başlığa bakıyor ya. Depardieu'de ne zannediyorlar bilmiyorum. Defol git zaten seni tutan mı falan bir... Depardieu, ya böyle bir şey olur mu ya? Onu terk edildi yıllar oldu Rusya'ya yerleşti. Ya biliyorum belgeseller yapıyor. Vatandaşlığından ayrıldı. Ha. Vatandaşlığından. Belgesel falan yapıyor biliyorum da işte vergi de vermek istemiyor Fransa'ya tamam ben bu parayı... Ama o başlığa bakıp atılan yüzlerce tweet var. Depardieu, defol biz de seni zaten istemiyoruz. Biz, Türk zannediyorlar biliyor musun? Böyle bir cehalet ya. Doktor sosyal... Laf olsun diye gösteriyor. Ben yanılıyor muyum? Sosyal medyayı kullanma ehliyeti vermeliler insanlara. Şimdi zaten biraz önce bir haber vardı. Bir haberi göstermişler. Bir Kürt vatandaş dövüldü diye. Sonra Milliyet Gazetesi haber yapmış. Meğersem o Gezde de olmuştu. 2 sene önceki Suriye'deki bir fotoğrafmış. Evet, özellikle... Şimdi sosyal medya bu... Hayır. Burada özel timler var. Özel timler manipülasyon timleri, algı yönetim evet. timleri. Muhalefette de var. Öyle başıboşlar da var. Aktroller dediğimiz. Şimdi bu Gezi olaylarından sonra... AK Parti bir baktı, aa böyle bir şey var. O zaman dedik biz niye geri kalalım kardeşim? Buradan bir örgütlenme oluyor insanlar. Onlar da maaşlı bir birim kurdular. Bilmem kaç bin kişi çalışıyormuş maaşlı. Onlar da başka bir dezenformasyon. Yani burada okunulan her şeyi çok iyi bir süzgeçten geçirip teyit almalı. Yoksa hani burada bir saniye sonra uzaylılar geldi. Orson Welles'in hikayesi gibi uzaylılar geldi diye bir haber çıkar. Herkes de inanır. Öyle ortaya atıyorlar, takılan takılıyor. Yani hiç umurunda değil. Cennet Fırat kardeşim, kimliğin doğruysa, ah canım kardeşim benim, biraz önce söylediğimize geliyoruz. Oturmuşsunuz orada, ne şiş yansın, ne kebap misali, yorumluyorsunuz diyor. 17 yaşındaki Kürtçe konuştuğu için öldürülen bir çocuk var diyor. Kardeşim, haber, fake ve yalan, böyle bir iş yok. Ya bak deminden beri bahsediyoruz burada. Sosyal medyada paylaşılan, işte... şöyle denilen, çocuğun ölmediği, sapasağlam olduğu, bisikletiyle ailesiyle çekilmiş fotoğrafları zaten dün yayınlandı gazetelerde. Yani bir yerin ucundan tutuyorsunuz sadece, fotoğrafın tamamına bakmıyorsunuz. Ayrıyeten de Allah'a şükür olsun pazartesiden beri meslektaşlarımızın birçoğu evlerinde çiçek sulamayı tercih ederken biz burada ekran başında her türlü konuyu konuşmaya çalışıyoruz. Yani hakikaten ne yapmak istediğinizi de anlamıyorum. Vallahi sizin de ne yaptığınızı anlamıyorum. Yani... Şimdi o delikanlı kim bilir kaç kişi... Konuşmazsa laf tane... söyler. Çıkarsa konuşursun o da ahkam kesiyor derler. He bizi de var ahkam kesecek bir şeyimiz ya. Kaç bilgimiz tane var, şey bilgimiz. Atmıştır değil mi? Tweet atmıştır. Ortalığı karıştırsın diye uğraşıyordur. Ya, bence sadece... Ona inanan da dolu sadece bize yazsın diye göndermiş herhalde. Çünkü sadece bir tane gönderisi var. İkinci gönderisi yok. 25 kişi de herhalde aile işrafı takip ediyor. Böyle açıp sadece günlük hesap açıp... Televizyonda program yapanlara sataşan tipler seni var. Seni karşında görse eli ayağı titreyecek tipler orada. Ben seni çok severim abi. Yıllardır tabii okurum canım. Falan diye. Aslında mi? Öyle değildi de böyleydi diyen şeyler var. Efendim İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve Trabzonlu Hadi Salihoğlu. Kimse Türk milletini korkutacağını zannetmesin. Şahsen ben 60 yaşındayım. Her dakika çağırdıkları zaman asker olmaya hazırım açıklamasında bulunmuş Sayın Başsavcımız. Helal olsun. Biz de sizle beraber Sayın Savcım. Okudum ben onu. Memleketimizin her türlü refahı ve savunması için ihtiyaç duyulduğu ben anda... Ben askerden düştüm gidemeyeceğim kusura bakma. Tabii ki hepimiz bitti gideceğiz. Bitti mi geçti mi? Oo kaçtı. 20 sene oluyor. Sayın Savcım da 60 yaşında. O da düşmüştür ama maşallahı var. Çakı gibi ben maşallah. Hiç bir ihtiyata bir girmem artık. 20 sene oldu. Şimdi tabii Güneydoğu'da tedbirler alınıyor. Daha da temkinliyiz artık. Fakat... burada tabii insanlar şeyi soruyorlar. Ya kardeşim 13 tane polisimizin şehit olduğu bir araba gösterdiniz. Bu normal herkesin bindiği ve transfer olduğu bir minibüs. Bu kadar çok güvenlikçiyi bir arada taşıyan bir araba. Bu kadar mı güvensiz olur? Diye bir soru var. Bir de şey. Çok sıradan bir minibüs. Kalkarken hani giderken yani önceden bir bakılmaz mı edilmez mi? Yani o kadar sen polisi bir arabaya koyuyorsun... Ve her günde mutat her gün gidip geliyormuş yani. O kadar ki herkes biliyordu saatini. Belediye otobüsü gibi kaçta geçeceğini de biliyorlar yani. Bir önlemi yok ama mudur? Ama kimsenin aklına gelmiyor demek. Şimdi bir de bakın. Gelmeyebilir de insan olur ya. Siz subay lojmanlarında çıkan bütün askeri otobüslerde personel hep sivildir biliyorsun. Evet. Ondan sonra değişik saatlerde giderler. Bilmem ne giderler. Bir gün önlemleri var bunun. Şeyleri
Cumhurbaşkanları falan biliyorsun. Çoluğu çocuğu başka uçakla falan gider. Çocuk yani. Bankamatikten para çekiyordu. Arkadan birisi geldi. Nerelisin dedi. Ben şeyim dedi. Bitti. Orada niye öyle acaba? Takip etmemişler mi onu? Hemen orada. Yok yok hemen orada. Şöyle demiş. Hemen. Şöyle de bir durum var biliyorsunuz bu. Sanıyorum gitti. İçişleri Bakanlığı bu konuda bir şey yayınladı. Polis memuru kardeşlerimiz görevlerini bitirdikten sonra evlerine ve lojmanlara giderken resmi kıyafetlerle gidiyorlardı. Bu artan terör olaylarından sonra geziden sonra sivil dolaşmaya başladı. Askerlerin artık bundan sonra biliyorsunuz askerler de resmi kıyafete çıkması yasaklandı. İzine giden gelen hep sivil gidip gelmeye başladı. Artı mesela polis arabaları 2-3 ekip birden dolaşıyor. Tek böyle 3 polis çıkıp da bir yerlerde geceliğin dolaşamıyor. Belli bir yerleri var, duruyorlar. Ona bir yere gidecekse hemen yardım alıyor. Öyle 3 araba falan gidiyor öyle. 2 polis bir yere gitmiyor. Böyle bir yerin önlemler aldılar benim bildiğim. Evet. İnşallah. Bir de dün sosyal medyada bir olay vardı. Bilmiyorum rastladınız mı? İşte dediğimiz gibi haberin başını okuyup devamını okumamayla ilgili bir skandal. Gerard Depardieu, Fransız oyuncu. Bilmiyorum rastladınız mı? Ben biraz önce haber şu. Gerard Depardieu'nun işte başlık ne? Başlık diyor ki ben bu ülkeden gideceğim diyor. Halbuki bahsettiği Fransa. Oradaki Sabah gazetesine çıkmış bu haber. İşte onunla ilgili yine demiş Sabah gazetesinin o değerli okurları da alta yorumlar yapmış. Ulan git Türkiye senden nefret ediyor. Hayır şimdi konuştuğumuz konu değil mi? İşte şimdi onunla ilgili başka bilgiler geliyor. İnsanlar diyor ki bütün şeylerin altına bakın. İşte sizi teyit eden. Mesela YouTube'da yorumlar, bloglarda yorumlar. Kimsenin üstte ne yazdığında haberi bile yok ya. Bir fotoğraf görüyor. Evet. Şimdi mesela diyelim bizim bir fotoğrafımız var ya diyelim ben yayındayım, yayındayız. O alta ne küfürler geliyor. Bilmiyor ki biz zaten olayları konuşuyoruz. Şimdi bu olaylar meydana gelmeye başladığından beri terör örgütü kendi telefonları ve kamerayla çektiği görüntüleri video sitelerinde paylaşmaya başladılar. Bizimkiler de hesapta akıllarınca tepki gösteriyorlar ya, videoların daha çok izlenmesini sağlıyorlar aslında yaptıkları hata bu. Görün, bakın askerimize nasıl pusu kurmuşlar. Ya kardeş, her paylaştığınız bu videonun hit almasını, daha çok insan tarafından izlenmesini sağlıyor. Ya bunu bu tezgaha düşmeyin, paylaşmayın bunları hesaplarınızda. Duruyorsunuz adamların bomba yaparken görüntülerini, yukarıdan tepeden askerimize kurdukları tezgaha çektikleri görüntüleri. Evet. Aklınızca bir de paylaşmaya yalvaranlar var. Ya evet. Paylaş bunu görsünler. Ama ben bizde öyle bir şey ya. Bu işte röntgencilik gibi bir şey bu. Diyor falan böyle. Röntgencilik gibi bir şey bu. Biliyor musun? Hiç farkı yok yani. Hakikaten manyaklık ya. Niye bu kadar akıl tutulmasındayız? Niye bunu çözemiyoruz? Yani bu kadar zor bir şey değil ki. Ya ben bu videoyu kendi hesabımda paylaşırsam benimle beraber beni takip eden 1000 kişi, 500 kişi, 100 kişi her neyse ya bu videoya rağbet edecekler. Ben bu adamların bu pisliğini daha fazla insana duyuracağım diyemiyor mu bu insanlar? Bu kadar mı kal geldi Aykut abi bize? Biraz yumuşatayım mı havayı? Bizi izleyenler de yorulmuştur artık. Bir de şey var, karısına kocasına Facebook'ta falan yalakalıklar var. Sanki evde söyleyemez. Mesela Gülben'le ah hayatım seni çok seviyorum oraya yazmış falan. Öteki ona değil ki cümle alem duysun. Ve olay bu. Ama yoksa ya tamam da bana ne ya sen kocanı seviyorsan karını seviyorsan. Demek ki ilgilenenler var bak ilgilenmişsin okumuşsun. Hayır niye okuyorsun be, girme. Kabak gibi çıkınca. Giriyorsun canım, girme. Canım biz işimizin gereği okuyoruz. Ne ha, misal yani işte misal ya. Yani. Ama yani. Girme derken. Hani ama şimdi orayı değişik amaçlı gerçekten arkadaşlar mesela. Birbirimize WhatsApp'tan yazın diğer evet. Ya akşam bir görüyorsun zaten. Normal sohbeti yapıyorlar. Hayır zaten bir karı koca neden WhatsApp'tan yazsın ne ya? Niye ortadan yazsın birbirine? Ortada yazdığı ona değil ki bize. Bak kocama neler söylüyorum. Bak karıma. Ne ben sadece Gülben için söylemiyorum bunu. Bütün yapanlar için i̇şte söylüyorum. İşte diyorum ya böyle yani, bir hastalık. Bu çok ayıp gelir bana Londra'da böyle şeyler ya. Londra'da bilmem ne lokantasındayım. Ah, yok arkadaş, iyi yapmışım canım, etmişim. Ay canım iyi afiyet olsun. Güzel mi yemekler falan böyle aralarında bir geyikler falan. Yani oraya ben gittim. Utanırım öyle seni kaşıdığı gözüne kurban olayım falan. Böyle bir şey diyemem. Kocasına karısına üstelik. Zaten ya. Yüzüne de diyemem kimsenin yani. Sevgilime falan da öyle değil. İltifatlar yapamam. Ben öyle huylarım yok. Ben son bir şey söyleyeyim. Bitiyor tabii, programımız. Biraz az zamanımız kaldı. Peki bir şey söyleyeceğim ama. Tabii buyurun. Ben diyorum ki terör örgütünün istediği şey sokaklarda herkesi birbirine düşürmek. Türk'le Kürt'ü savaşa çekmek. Hiç kimse alet olmasın diyorum. Lütfen çok sağduyulu davranalım. Herkes dikkat etsin önüne arkasına. Hiç dolduruşa gelmeyelim. Bu işleri de böyle değil mi?
Birazcık bir ilave yapabilir miyim? Yaparsın hayatım. Bizi hayatta o düşündükleri noktaya getiremezler. Biz aynı dindeyiz ve hakikaten Anadolu topraklarında bu 1000 senedir... Cahillerden korkarım ben. Cahillerden. O atar ve kendi kendine... Olsun, ben cahillerden korkarım çok. Biz kaynaşmışız. Ya benim annemin tarafı Erzincan Kemahlı, babam Bulgaristanlı. Ben ortada mesela benim gibi binlerce, milyonlarca insan var. Karışmışız, anladın mı? Kürt'ü, Türk'ü, şeyi, Bulgar'ı, şeyi, Lazlı Çerkez'i. Biz Türkiye'yi güzel yapar. Bir doğuluyla evli, bir tane İzmirli, bir Ege'li var, bilmem neli var ya. Ha. Ya oraya gidiyor ya oraya geliyor. Sen nasıl ya? Sen gidiyorsun Bodrum denilen yerde bütün Güneydoğlular ya. Bütün Garsonu'da, Patlon'da. Yani İstanbul'da öyle, İzmir'de öyle. Yani kalkıp da bizi birbirimize düşünemez. Biz etle tırnak olmuşuz, anladın mı? Böyle bir takım hesapları yapanlar yaparlar, sonra kendi kendilerine yok olurlar. Abi onun Türkiye'yi güzel kılan da bu mozaik değil mi? Tabii. Bu motif değil mi? Biz ya askerde en çok işte diyorum en yakın arkadaşlar Kürtler, dalga geçersin bilmem. O seninle dalga geçer. Veya işte diyorum biz yıllarca omuz omuza savaşmışız ya. Yani Çanakkale'de bilmem ne, bizi nasıl ayırabilirler? Evet. Gerçi şimdi seyretmişler midir bilmiyorum ama. Şimdi biz program yapıyoruz, bazıları yapmıyor ya. Yapmayanlar da kar tatili gibi tatillere gitmiştir bence. Gitmişlerdir. Herkes bir yerdedir. Gitmişlerdir. Biz yapıyoruz. İşimizin başındayız. Yerleri kınayamıyoruz. Biz kendimizi buradan çok paya çıkarmayalım. Mühim olan bizim ne yaptığımız değil. Bizim yöneticilerimizin bize bu programa izin vermesi. Kesinlikle. Onlara da izin verseler de onlar da yapalım. O arkadaşları da kınamayalım. Doğru, peki. Ben kınasam olur mu? Bunu zaten... Onların elinde değil zaten ya. İşte onu anlatıyorum. Yönetim ne derse olur. Bunu zaten dün söyledik. O yüzden de bir ama kez daha... herkesin çabı var abi. Yani ben şimdi... gene dokunuyor bana, dokunuyor gene. Hep böyle bir sokuşturanlar var ya arada laflar. Nerzen ama... Mutlu neyin siyasetini konuşacak? Yani şimdi Sinan Özencik neyin boş siyasetini konuşacak? Boş ver, arkadaşlar. Ben isim veririm. Benim adım Erol Köse. Yalnız ben sana bir şey... Sen tamam, sen verirsin. Ay, öyle yapma Allah aşkına be. Ben isim veririm. Kötü ya. Adam zannediyorsun. Ben öznesiz. Yapma ya. Ben bir şey söyleyeceğim. Sen iyi oynamıyor. Kötü bir şey söyleyeceğim. Ben neysem oyum ya. Ben sevilmek zorunda değilim. Neysem oyum. Kendi ilişkilerim var. Beni ailem şey sevsin, arkadaşlarım sevsin. Gerisi karın hiç umurumda değil. Yeter. Bu kadar. Doğrulardan şaşmam. Senin ben. Aşkın mı sevsin seni? Herhalde yalnız. Ya. Vay. Sen de sev. Pakize. Efendim işte bu masanın... Vay, şehitler var diye güldünüz. Ya, ya şimdi buna da takarlar. Eğleniyorlar şimdi, derler. Şimdi buna da takarlar. Bir kez daha dün söylemiştim. Sayın Mehmet Ali Yılmaz'a ve Soner Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz. İşin başından beri bu programın yayında kalabilmesi için her türlü desteği sağladılar. Bir kez daha söylüyorum, şu kulağımdaki kulaklıkta sadece sevgili yönetmenim Derya ile konuşuyoruz. Onun dışında bizde kulaklık yok zaten. Konuşun, kimse demedi. Bana o yüzden Amerika'dan şükürler direkt olsun. Geliyor. Vallahi hiç yok kulağımız. Amerika'dan talimat geliyor bana direkt. ABD benim başkanı kulaklığım burada. Seni de Fransa yönlendiriyor biliyorum Erol. Evet. Çünkü bazı arkadaşlar şey yapıyorlar. Patron özel telefonuyla direkt kulağımda. Allah Allah. Sadece bana söylüyor. Ben de ona göre davranıp konuşuyorum. Aranızda hanginiz Fatih? Peki. Öyle meşhur bir Fatih olayı vardı. Ya ben kulağıma patron birisi da... Birisi çok güzel Fatih. Bir şey yazmış gazetecilerle ilgili. Söyle bitirelim. İşten çıkarılınca muhalif olmak ile muhalif olmak olduğun için işten çıkarılmak arasında güzel bir fark vardır diyor. Helal. Efendim bugünün sonuna geldik. Ben anlatmak istiyorum işte. Bugünün sonuna geldik. Yarın sabah saatler 0:45'i gösterdiğinde... Biz yine karşınızda olacağız. Ben bu akşam saat 23'te yine TVM ekranlarında her soruya bir cevap programında karşınızda olacağım. Konuğum Niran Ünsal. Çok bomba açıklamalarda bulundu. Hiç bu kadar samimi, hiç bu kadar dürüst bir röportaj verdiğine tanık olmamıştım. Yarın sabah programa ilişkin çok şey konuşuruz burada. Şimdilik kendinize ve çevrenize iyi bakın. Berat Aşıcıoğlu az sonra sağlık programında karşınızda olacak. Bizden sonra sağlıkla kalın, TVM'de kalın. Allah'a ısmarladık.